Evet merhaba herkese beklettim. Biraz kusura bakmayın. Doktor <laughs> falan mı? Görüşmeye nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hemen ben de geliyorum ekrana. Oh yetiştim. Biraz çok azıcık beklettim ekstradan size ama yetiştim. İçeceğimi falan aldım. Bugün biraz da geçiyor. Ondan böyle oldu. Kusura bakmayın. Vallahi koşarak geldim ya. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün 3 haftadır yapamadığımız... bugün... Dur, şunu bırakayım elimden ya. <laughs> bugün 3 haftadır yapamadığımız haftalık globali yapacağız. özellikle iki parçayla girdim. Ben yetişemedim diye. Mikrofona biraz daha yaklaşacağım. Birazdan problem yok. Çok az... Bir, uf, uh, uf, uh, bir de şu muhabbetimi takayım. Abi bunu bana annem hediye almıştı. Ee, Nike de var. Geçen sezon almıştı. Geçen sezon Nike'de ama belki outletlerinde vardır hala bilmiyorum. <laughs> Nike, Nike'ye de mi takıldınız? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tom McDonald. Ee, bayağı bir şey var ya. <laughs> Tom McDonald yok. Hem toplanalım diye beklemiş oluyorum biraz. Popo bugün var ya, Alman, Almanya piyasasına bakacağımız için bugün bol miktarda popo görürüz. Yani hatta <laughs> yayının bir kısmı sadece popo olacak ama ben şeye artık eminim globalin nettesi Almanya. Komple, bir ülke olarak globalin nettesi Almanya yani. Ona artık eminim ben yani. Öf, bugün de hiç yerleşemedim ya ama yani şey Amerika'da da tabi çok çöp müzik çıkıyor evet ama yani ya bugün size bir iki parça dinleteceğim nette iyi anlayacaksınız ben yine parmaklık falan eklerim muhtemelen kendime yani hatta o hazırda elimin altında dursun ara ara eklerim <laughs> yine ben <laughs> bir şeyler eklerim bize buralardan bir gelsin o tamam <laughs> Haracımızı oh. <laughs> bırakalım dedi. Crop ve Prime'ını bastı. Çok teşekkür ederim abi. <laughs> teşekkür ederim. Jonker ee, çok şanslısın. Ben biz de yani şey eskilerini bilirim de yeni Almanya gerçekten iyi değil yani. Ya, şey çünkü Afro Trap çöpü yani. Türkiye'de sıkıldığımız her şey Almanya'da da bolca var yani. Mero global mi sayıldı Türkçe mi? Ya Türkçe de dinledik ama gülmek istiyorsanız bir kere daha dinleriz Mero'yu ya. <laughs> you Got Now Bir üstünde. O çok sevdiğim Epicenter'ın klibi abi bu. Onunla açtık yayını. E, önce Mob Deep Shook Once'la açtık. Sonra Yugatla e, You tamamladık. Ve ben görüntüye öyle geldim. Bugün biraz e, gelmem geciktiği için iki parçayla <laughs> vakit kazanmaya çalıştım. <laughs> Çakallığım böyle. of. Tamam Mero'yu da alayım isteye madem. Eğleniriz diyorsanız. <laughs> Neydi bunun şarkısının adı? ben elimi sana verdim. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü espriler yapmıştık hatta o yani parça ismiyle alakalı olarak. Ekleyelim listemizi. Of. <laughs> Ali görmedim ya. Bugün şey birkaç Adanja mevzusu bilmem ne derken bugün benim biraz telefon trafiğim falan oldu. Az uyudum zaten. Dün kaçta sabah 10 gibi falan yattım. 3'te uyandığımdan beri de bunlarla boğuşuyorum. O yüzden yayın biraz e, ötelendi. 10.30 Meşe mi Hindistan cevizi mi? Bu bugün e, düzenlemedim abi. El Fakir nane artı Tangers Cane Mint e, ve e, şey ah, Black Coco. Şarkı ismi ben elimi sana verdim abi ben Ya Arda sen vardın o yayında ya bizim hand şakası yaptığımız yayın maalesef utanarak <laughs> söylüyorum bunu ama. Öf. Neyse ilk şarkımıza girelim. Zaten gol gol yapacağız bol bol. Dediğim gibi 3 hafta karışık gideceğim biraz. Ee, eksikler olacak ama ben daha çok hani merak edebileceğiniz düşündüğüm ve beğendiğim şeyleri aldım. Ama merak Edebileceğiniz düşündüğüm şeyleri de aldım merak etmeyin. Ee... Onun için karışık gidiyoruz biraz. Ha tamam Arda. İlk parçamız Joyner Lucas Snitch. TI de var, TI de var merak etmeyin. Canım. Tekrar edeyim Joyner Lucas Snitch geliyor Joyner Lucas'ın yeni albüm Evolution'dan. Evet, önce bir size sorayım. Nasıl buldunuz parçayı? Nasıl buldun? Sanki mali var karşımda. Ben bir kendime geleceğim birazdan. Bir kolamı falan şey <laughs> toparlayacağım. Merak etmeyin. Çok yüzeysel, evet. Katılıyorum da. smoke One, hoş geldin. Ee, ya şöyle, kötü bir MC değil Joyner ama gerçekten açıp dinlemem ben ya. ya genel olarak Joyner Lucas da yani... Türkiye'deki muadili hani Hobbes'in ikisi bana Türkiye'de sahabeyi çok andırıyorlar. Logic andırıyordu da. <laughs> hani biraz şey prim, prim rappers değil mi? <laughs> hani Hobbes'in tabii ki çok daha önde de bu konuda yani. Hani Joyner Lucas, Hobbes'in ve Logic. Direkt abi, hani prim rapçisi denince aklıma gelen şeyler ya. Ama yani şeydi değil, beat tatlı tamam kabul. Parça çok yüzeysel kalıyor. Ya çok göze parmak, çok e, Fox TV dönemi olacak o kadar tadında. <gülüyor> yani. Alex <laughs> hoş geldin. Aa bak Dex'i almayı unuttum Abdurrahman ama en kötü yeni sonunda alırız. Ya Joiner yani şeyden, Hobson'dan falan çok daha yetenekli tabii ki. Bunu kabul ediyorum Undertaker'da. Ya genel olarak şeyim hani. E, abartıldığı şeyi görmüyorum yani biraz Eminem adını geçirdiği için işte destek attığı için global olarak biraz fazla hype'lanmış birisi olduğu konusunda hem fikirizdir herhalde ya. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama? Ya yani gerçekten hani şey gibi düşün. IQ kaybı Almanya'da kopmaz. <laughs> ya bir yine 7 8 Amerika gider. Yine 4 5 Avrupa geçer sonra tekrar Amerika'ya döner falan mantığında bir şey planlıyorum ama bakalım. Yani bence Oynur'da bu biraz bunu hissediyorum ya üzgünüm. Yani... Sırf Eminem desek attı diye olduğunun çok üstünde konuşuluyor internette bence yani. Aynen aynı anda Tekir ve tam dediğim ayağı işte. Tutan her işi, tutan her şarkıya bir remix yapıp o şarkının sahibini dislemesi falan yani bunlar bana dediğim gibi Türkiye'de isim de verdim demeyen yani çok tanıdık isimlerin işleri yani bunlar. Hani burada olduğunda gömdüğümüz işler yani açıkçası. Anketten de 3 ve 4 çıkmış. Eşit sayılabilecek. Yani... Ben açıkçası hani... 100 emsili sesi falan yapıyorsam Joyner Lucas'ı oraya asla almam yani. Üzgünüm. Minimal Force'a hoş geldin. Ya sıradaki parçamıza geçiyorum. Kötü parça değil bu arada. Hani de bugün daha çok çok daha kötü şeyler. Tabii ki dinleyeceğiz ama yani şey değil. hani Benim için sıradan bir parça bu yani. Bir daha açacağımı zannetmiyorum. Kötü değil ama. Sıradaki parçamız yine yeni albüm çıkaran bir isimden geliyor. T.I. featuring Lil Baby Pardon. Geliyor. Böyle de bitirmezsin parçayı. Çat diye sıradaki parçamıza geçtik ama ögelmeyecek. gelmeyecek. O, Abdurrahman aynı şekilde ve aranızda sadece biriniz geç yazdınız. O yüzden size biraz tepkiliyim kendi adıma şu an yani. <laughs> Ben sıradaki parçamızın Genius'tan sözlerine bakayım sizin için. Şarkı gereksiz uzun, berbat bir sampling, üzgünüm abi. Hani kimin beat'i bakmadım ama. Yani o sample'ı çoğumuz e, dinozordan falan hatırlıyorsunuzdur Türkiye rap adına. Yani White'ın çok sevdiğim bir, bir, parçası zaten de. ya yani öyle bir Derya Deniz sample'ı da bu şekilde çok e, baş ağratacak şekilde almazsın ya. Kullanmak için. Çok kötü bir kullanım yani üzgünüm. Ya Lil Baby'nin underrated dendi de abi ben her parçası en az 4-5 milyon gören ve daha da yüksekleri gören birine underrated demem ya. Ve evet ya albüm, albüm geneline çok hızlı bir göz attım Al, ya ben olsam buna klip çekmem ya Hani çıkış parçası olarak bunu seçtikleri için bunu aldık ama gerçekten a a a. Ya iki, iki verse de beni bayıyor yani, ya genel olarak şey Zaten böyle çok şahane bir lirik görmüyoruz ya, ya beatten kurtarır diyorduk sample tanıdık falan bir tebessüm ettik başta ama abi böyle bir sample kullanımı ya, çok kötü ya Akapeli hoş geldin ben şu, yani bugün ya iki, iki de sıfır hadi iki de bir buçuk diyeyim ona ya. Çünkü şey Joyner'ın parçayı Joyner'ı ben çok sevmesem neyse olarak hani bu parçanın yanında o parça kat kat iyi yani de bu bence kötü parça ya. Evet keşke arada bir şeyden nefes alsa. <laughs> Janjak listemde var. Almayı unuttuysam da bakacağız. Ya Ti adından yarım puan alır da yani ben bunu anket açmayı da unuttum galiba size. Pardon şarkının ismi. Diğer şarkının başındayken siz onu bir oylarsınız. Bugün olacak. Bugün biraz aksak gidiyoruz ama toparlayacağım. Açayım. Unuttum. Şarkı bir de bayınca da ben benim modum çok düştü ya. Onun için unuttum kusura bakmayın. 2 dakikalık başlattım diğer parçanın ortasındayken bitmiş olur zaten. O zaman sıradaki parçamız. Open Mike Eagle, Chicago'dan. Bence Chicago'nun en iyi MC'lerinden bir tanesi. Ama bu parçasını ben de ilk kez yayında dinleyeceğim. Death Parade. Geliyor. Modlarımız iş başında. Teşekkürler arkadaşlar. Ben, ben bunun anketini aç, açmayı yine diğerini bit, bitireyim derken yine ihmal etmiştim. Siz açmışsınız. Sağ olun. %67'yi de 4, 3 çıktı şu an için. puan bazında. Evet. Bence de Serkan hoş geldin bu arada. E chill up ve low high soundlardan fazlasıyla etkilenilmiş. E yine double time bir ritim var tabi. Hani farklı olarak o kafalardan biraz daha farklı olarak ama şey değil. çarkı keşke hiç chill kafasını, chill vibe'ını keşke hiç bozmasaydı ama mesela şey deneyeyim ben T.I.'ın parçasındansa demin dinlediğimiz bunu tercih ederim yani arkadaş alsa şikayet etmem herhalde ya. Miro 34 takip için teşekkürler hoş geldin. İyi geceler tekrar. Evet yani çok çok kötü bir parça değil ama yani şey olabilecekken olmamış Hiç diyoruz da biz genelde Türkçe rap yayınlarına falan. Ben bu Open Mike Eagle'ın bu parçası için bunu söylerim ama yine kötü değil. Yani. Ali selamlar. Sıradaki parçamız. Oh. Merak ettiğim işlerden biri. Ben çünkü o hafta koştururken çıkan şeyleri dinleyemedim de çünkü. Ya şey var abi demek ki TI, TI parçasındaki bir 3 verse olacaksa ben tek verse olayına çok okuyayım Jonker bu arada. Normalde ben de çok alışamadım da. Ya abi. Burada yazdığım şeyi ben niye göremiyorum? Bir Genius'u yenileyeceğim ben. Bir saniye. geldi. Sıradaki parçamız. Benny the Butcher e, ve Hit Boy Legend. Geliyor. Evet durdurduk. Benim e, sevdiğim nadir Hit Boy prodüksiyonlarından biri oldu. Parça çalarken de söyledim. Mesela bence nasıl albümü katletti Hit Boy yani. Bu ara çok popüler bir isim Amerika piyasasında ama yani bence kesinlikle iyi bir prodüktör değil yani kusura bakmasınlar. <laughs> Sevenler ama. E, şey ama bu parçada şu yüzden tebrik ederim abi. Güzel aranje var, güzel partisyonlar var. Kabul, prodüksiyon bazında konuşuyorum. Ve şey, yine şeyden de ben çok sıkıldım çünkü şu New Wave Sound'daki davulsuz beatler var ya, hiçbir şekilde davul yok yani hani biliyorsun. Sample üzerine yürüyor ve 5 dakika 6 dakika boyunca o beni çok yoruyor genel olarak. Sevdiğim parçalar olmasına rağmen diye bir dipnot düşmem lazım tabii yani. Sendeliyorum takip için teşekkürler. Hoş geldin. Ee şu babası susun öyle devam edeyim. Record, dance, Heh, tamamdır. Ee, şey var beni bence Griselda'daki en iyi MC. Bu arada. Ama yani şey var artık onlar da biraz çok seri üretimin etkisi olarak hep söz sözler bazında lirikal manada Hep aynı şeylerin etrafından dolan dolanıyorlar hissi bana geçiyor, size de geçiyor mu bilmiyorum. Hani ben beniden de hani beat olarak değil ama lirik olarak aynı parçayı bir 50 kez falan dinlemiş gibi hissediyorum yani. Sen de diyorum Geçen haftalarda dinledik. Ee, YouTube yayın tekrarlarından bulabilirsin bu global yayın. Türk dinleyicilere cuma bakıyoruz. Ya gerçekten abi ben neden ben bu parçayı 50 kez daha dinlemiş gibiyim. Hani tamam. Ayda iki albüm falan verdiğiniz bir era var ve böyle popülerlik sağladınız ama abi hep aynı şeylerin etrafında dönüyorsunuz. Artık ben baydım biraz yani üzgünüm. Yani şeyde ya İyi prodüksiyon abi, en başta yaratıcıydı ama bu özellikle Apollo Brown, e, ondan sonra Alchemist bu, bu akıma çok kapıldı. E, Derringer, Griselda'nın ana prodüktörü zaten hani bu akıma fazlası, fazlasıyla girdiler. En başta yaratıcı gelse de artık hep böyle e, aynı şeyi, aynı beati, aynı parçayı dinliyormuşum hissi var, o biraz baydı. O açıdan bu beatte Hit-Boy daha iyi iş çıkarmış çünkü yine ben öyle gidecek öf diye bekliyordum böyle ilk verse'te. Hani kulağım şeyi arıyordu zaten, abi nerede bir drop girecek ve Hani e, snareün üstünde sektikten sonra e, Davullar başlayacak diye bekliyorken Neyse ki ikinci verse'da o geldi, matematik olarak da bunu e, Birinci ve e, üçüncü verse'de Davulsuz gitmeyi tercih etmişler, S sadece perküsyonlar üzerinde daha çok. kick ve snare olmadan gitmeyi tercih etmişler yine Yani çok minimal kullanmışlar Daha sonrasında diğer verse'lar açmışlar, bu güzel ama nakara çok işte, hani Varlı yok arası bir nakarat. Ama şey var günün şu ana kadar dinlediğimiz dört parçası içerisinde beni en çok çeken parça bu oldu şu ana kadar. Ama hani, hani tahminimce çünkü üç haftadan derleme bir listemiz var. Üç haftadır yapamadık. Bu haftayla beraber üçüncü hafta yapamadığımız bir program olduğu için muhtemelen ben bunu bugün dinlediğimiz en iyi işlerden biri diye seçmem diye belki düşünüyorum yani açıkçası. Destroy Street Light de, evet benim beğendiğim nadis e, hit boy prodüksiyonlarından biri ama mesela nasıl uyumları hiç olmadı abi yani üzgünüm. Hmm, sıradaki parçamız. Sözlerine bakayım. Buna da siz anket açtınız gerçi evet teşekkür ederim. Bu, bu parça abi genel olarak ortalama üstü bir parça ya. Abi benim geçen şu an için şöyle gidiyor. Bir süre çıktığı haftadan günümüze doğru geliyor. Sonra Avrupa'ya geldikten sonra son dakika çıkanlar falan ekleniyor ya da unuttuklarım ekleniyor. Normalde bunu haftalık yapacağımız zaman daha düzenli oluyordu ama iki haftadır aksiliklerden biz bu programı yapamıyorduk. Tamam geldi. Sıradaki parçamız sizin de gördüğünüz gibi Rules'tan tanıdığımız Blackout Magnificent geliyor. Evet. Siz nasıl buldunuz? Anket sonucunda 3 çıktı. Ben 4 veririm buna ama ya şöyle bir şunu da kabul edeyim. Ee, biraz artık modası geçen bir şey bu. Black ee, Blackout'un flow'u kalemi yine çok güçlü. İkisi de tartışmasız kabul. Suyumuz akta kalmış. Ya, klip sırf hani görselli vermek için verilmiş belli yani. Ee, The Roots yine müzikal anlamda bence güzel iş çıkarmış. Hani, bateri belli, Questlove canlı çalmış yani. Ee, bu NPC değil. Güzel sampling var. Ee, ya The Rus konusunda ben de çok açıkçası objektif... ...bakamıyorum <laughs> biraz yanlıyım yani o konuda. <laughs> çok, yani... ...çok sevdiğim bir grup çünkü. Ama şey kabul yani. Parçada mesela 3 verse arka arkaya gidiyor. Güzel raw rap dinleyen için güzel ama yani artık günümüzde biraz da şey arıyoruz hani. Orada bir tatlı bir bridge ya da keşke bir nakaratlı olup da biraz bizi farklı bir moda sokup tekrar mı yakalasaydı diye düşünmüyor değilim aranjede. Ama gidip de buradan hani Koyasla aranje bilmiyor falan <laughs> demiyorum tabii ki yani. Bu <laughs> kasıtlı bir tercih ama biraz artık e... <laughs> çok sık gördüğümüz için de olabilir. Artık biraz böyle hmm, diye baktığım bir şey kabul. Ama ben parçaya gayet dört verdim ya. Bilmeyen arkadaşlar için hani Türkçe rap de limitli olan ya da işte rap dinlemeyen arkadaşlar. The zaten hani araştırırsanız zaten hani yani müzikal derinliğini göreceksiniz zaten yani. Evet evet Deniz ben de bir biraz daha bir farklılık aradı kulağım hani. Ama kötü kesinlikle kötü bir iş değil bu da. sıradaki parçamız. Evet kesinlikle sadece rapçi değiller bu arada doğru. Ama henüz sözleri gelmemiş Genius'a. Onun için klibiyle idare edeceğimiz bir parça geliyor. <laughs> Ceren'cim hoş geldin. <gülüyor> Günaydınlar. <gülüyor> Ee, şey Almanca'ya geldiğimizde bol bol popo dürüm falan göreceğiz bugün yani hiç merak etme. <laughs> Hatta iki şarkı sonra biraz Avrupa malası veririz biraz şey gideriz. Değiştire değiştire gireriz. Sıradaki parçamız Exhibit, Be Real ve Demrick Loaded. E, ee, sözleri gelmemiş. Klibiyle geliyor. Evet. Nasıl buldunuz? Bence de iyi iş ama şöyle bir şey var. E... Beat'inden sıkılanlar olmuş. Bu klasik abi 2000'ler West Coast soundu diyebilirim yani. Yarı yani modern G-Funk etkili. Nakarata Snoop değil abi. Ben bunun nakaratına rahmetli Nate Dogg'u aka Amerikalı Rayman <laughs> yapmasam ölürdüm. <laughs> ya da Cocaine'i e, çok isterdim yani bunun nakaratına ben. Yani Snoop'tan ziyade buna bence biraz daha bir G gerçekten G-Funk nakarat lazım yani bence. Bilmiyorum siz katılır mısınız ama. Yok akıyor akıyor. Ben, ben, şey değil hani beğenmeme rağmen parça akıyor ona en fikirim ee, şey. Ee, beğenmeme rağmen hani bence daha neresi daha iyi olabilirdi gibi hani burada Türk Şerefi <laughs> haftalığının aksine direkt gömmek yerine biraz daha olumlu şeyler yakalıyorum çünkü onları <laughs> değerlendiriyorum. Ee, şey ne diyecektim? Ha abi bir yıl parçaya gerçekten çok güzel girdi. Exhibit aynı demlik iyi yani şey MC'ler iyi abi. Beat biraz e, parça 2 dakika 16 saniye ama yine sanki biraz bir 9 dakikadır dinliyormuş gibi his yarattı bende. O da biraz beat'in etkisi. Sevdiğim kafalar ama yani çok uzun sürede dinleyemiyorum. Üzerinde melodik bir nakarat olmadıkça yani açıkçası. Yani, yeah. <laughs> o şey esprisi de Demri, sakmaydık sakmaydı barı yüzünden <laughs> Amerikalı kontra esprisi de chatte yapılan güzeldi bu arada yani. <laughs> yani bu da günün geçerli işlerinden biri ama şey değil henüz yani şey gün sonunda en beğendiğim üç parçadan biri olarak alır mıyım henüz muamma. Sıradaki parçamız. Young Blue ve Drake You Are My Still. Hala benimsin diyor direkt baba. <laughs> Gece radyosu gibi değil mi böyle? Ee, şey, jin hemen direktlerine de bakayım öyle gelsin. Belli, geç kararı çıkıyor. Hayetleri <laughs> falan küçük kuzenin dese daha growly bir şey yapar dedi. Ali katılıyorum bu arada. Ya gerçekten Shep Bombayer sample'ını duyduğum en kötü kullanımı bu galiba. Polonya'daki dahil. Hani Polonya Hip Hop yüzüdeki Polonya yayınımız dahil. Galiba en kötü kullanımı <gülüyor> <gülüyor> Lil Rafet Al Roman ve <laughs> Drake'in parçasını dinledik arkadaşlar ve beğenmedik haliyle. Ya gerçekten ya bunu muhtemelen telifini de ödediniz yani. Telifini ödemeniz ödemenize rağmen bunu böyle mi kullanıyorsunuz abi ya? Gerçekten ya. Öf, parçada iyi bir şey yok. Ben sıradaki parçamızın <laughs> sözlerine bakayım. Ben gerçekten beğenmedim. Bir ha hak edildi yani. Yine de bir net değil ama biri hak, etti, hak, ettiler yani. Yok abi nasıl bir mesaj derim Kosta ben. Samimi olarak buna yani. Ya da Craig David. Zaten Sting'le düet o parça. Evet, var. Evet sıradaki parçamız. Static Salata, Nas, Joy Badass ve Gary Clark Jr.'ın Keep It Moving parçası. Merakla bekliyorum. İlk kez dinleyeceğim ben de. <laughs> ya görse bir daha işer, iş işer üzerine direktine. Peki. Müthiş abi. Ben buna 5 veririm. Ya mesela benim üzüldüğüm nokta şu abi. Nas'ın Kings albümünde böyle bir tane parça yok abi işte. Bak doğru prodüktör. Doğru düet. Gary Clark Junior bazında çok doğru müzisyen abi. Parçadaki müzikallik akıyor. Sürekli aranjede bir değişim var. Sololar var. Bizi doyuruyor abi. Evet Lost Tapes 2'de de sadık Selecta abi. Bence de Ali. Hemfikirim. Yani benim underrated gördüğüm prodüktörlerden biri mesela sadık Selecta. Şu ana kadar günün en iyisi bence de açık ara. Nasıl prodüktör seçmez ki yani. Neyse. Ya yerli bir abimizden örnek verecektim. Ondan bile kötü diye de siz anlamışsınızdır. <gülüyor> <gülüyor> yani Abi gerçi de bak ne güzel parça yapabiliyor musun abi? Kings Disease ne ya? Öf. Yok Joy Badass bence e, yeni krallarından bir tanesi abi ona. Benim fikrim yani. Ya bu Ali ona da geleyim. Bu yıla kadar Primo'da model albüm yapmaması hip hop hainliği kimse kusura bakmasın. O biraz şeyden. Ee, bununla ilgili size film önereyim abi. Ee, Stephen King'in Misery isimli kitabı ve bunun çok güzel bir filmi var. Katie Bates falan oynuyor. Abi orada şöyle, şöyle bir şey oluyor. Bir, e, bir yazar kaza geçiriyor. E, yazarın hayranı olan kişi onu evine kapatıp ona bakıyor gibi gözük, gözükürken aslında rehin alıp istediği kitabı yazdırmaya çalışıyor. Yani hayran beklentisi mantığında ve gerim gerim geriliyoruz hani film boyunca. Bu spoiler olmaz sanırım çok fazla. Çünkü 90'lardan kalma film artık yani hani çünkü bunun muadili işte, işte, İsa'yı kitabın ortalarına doğru çarmığa geliyorlar da desem üzülenleriniz olacak. aynı muadili yani eskilik bazında. Ee... <laughs> aynı mantık. Yani bütün herkes The Misery yazayım çata. Ee, abi bütün Nas ve Gangstar hayranları hani hip hop hepsi bu albümü istiyor ve ortaya muhtemelen ortaya sunacakları şey asla kimsenin beklentisini karşılayamayacağı için abi yapmamayı tercih ediyorlar. Bence benim yorumum bu. Böyle bir riske gerek yok çünkü yani. Summer Jam Bo, var. Summer Jam'dan başka bir şey aldım ya. iki gün önce çıkmış bir klipleri var onu aldım. Hatta iki parçaya daha bakıp biraz Avrupa arası verelim. Evet beklenti çok yüksek olunca altında kalacağın da kesin ya bir de. Bence bundan bundan girişmiyorlar yani. Yoksa bir sebep yok girişmemeleri için. Çünkü hala etkileşimde olduklarını biliyoruz ama böyle çok büyük, çok ciddi bir beklenti var yani ortada. Evet Detox albümü gibi tekrar doğru. Onu Serkan onu geçen haftalarda dinleyip bilinçledik ya o parçayı. Sıradaki parçamızın ben bu aradan Abi en azından Nostradamus yapsın kimse ilmatik beklemiyor bence de Jonker ve kesin de katılıyorum ben zaten şey var Kings ben ben Nostradamus'la beraber nasıl yaptığı en kötü iki albümden biri olarak görüyorum abi kesinlikle en fikrim yani En azından Stilmatik var ya Lost Tapes var yani Lost Tapes 2 iyiydi yani mesela Hani I.M'e bile razıyım abi onu ver yani ilmatik verme bana yani <laughs> Bana ilmatik verme bana ilmatik yapmayı öğret <laughs> Çok kötü espriler yapıyorum sıradaki parçamız. Beklentiniz var mı bilmiyorum ama Lil Nar ve Lil Uzi e, Diamond Choker Geliyor <laughs> Geçtik 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 Ama burada geçmeyelim dur burada geçelim <gülüyor> Yine yine <gülüyor> Haftalık popa özel yayınına hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> Abi şarkının sözleri var bak Beat sıkıcı yani... Yani Liluzi yiyeniz gelemedik ama yani <laughs> çok güzel banımızı yiyorduk az kalsın yani <laughs> sorma Emre ya bir haftalık popo özel yayınındayız bili biliyorsun bol bol üstümüze yağdırılıyor kötü müzikler eşliğinde popo yağdırılıyor bu yayın <laughs> ama güzel şarkılar da dinliyorduk çok çok sevebileceğini düşündüğüm bir parça da kaçırmışsın yayını ama ben sana parçayı en kötü özelden atarım <laughs> abi Berbat parça sözler sizin de gördüğünüz gibi zaten rezalet yani taking your hope put my dick in her throat diye line var abi yani çok corny çok cheesy işler bunlar ya. Abi düet işlerde diğer MC'yi dinliyorduk onu yapmayalım ya zaten yaparsak hani <laughs> gerçekten banımız hayırlı uğurlu olsun olacak ki Almanya'da daha çok popo göreceğiz <laughs> sıkıntı yok o konuda. Abi ya yani berbat parça abi. <laughs> evet yazar şarkısı şarkı, şarkı, sözü yazarı değil mi? <laughs> Boğazlar meselesinden bahsetmiş. Montre'den bahsediyor orada. <laughs> Hiç düşündüğünüz gibi değil sevgili Twitch etkilileri. <laughs> Sıradaki parçamız. Jazz Cartier Disclosure. Geliyor. Evet. Ben bu, buna bugün ben buna 5 veririm abi. Çok güzel parça. Ya mesela şey var, Jazz Cartier Travis Scott benzerliği aldınız da ikisi neredeyse aynı jenerasyon ya. Abi Jazz Cartier Disclosure, linkini size kopyalayayım istiyorsanız. Ya işte bak, bak görmek istediğim bu abi benim, yani bana gelecekseniz böyle pop rap ile gelin ya. Çok doğru autotune kullanımı, tadında yani abartılmadan. Bridge'de var, ağırlıklı olarak. Gerisinde tamamen hani Melodyne mantığı. Hani correction yapılmış sadece yani. Ee... Yok abi bundan bence Amerika'da tonlarca yok abi Amerika'da tonlarca olan bir önceki parça bence kişisel fikrim. ya Evet şarkı bu arada gerçekten bir şey anlatmıyor kabul ama hani en azından beni içine çeken pop rap bu yani dinleyeceksen bence bu evet bence bundan çok yok abi yani en azından orijinal bir şeyler var içerisinde değişimler oluyor müzikalite var ya. Ki dediğim gibi hani her parçasında olmakla beraber Jazz Cartier'i yer yer hani sevdiğim işleri olan birisi olarak değerlendirebilirim abi ben ya. Yeni jenerasyonda. Mesela underrated muhabbet dönüyordu ya, yani. Ya ke kesinlikle hani Lil Baby falan underrated değil abi yani ya, kesinlikle değil yani. Daha önce muhabbeti dönmüştü. Underrated'ın karşılığı şu an pop rap için bu adam mesela yani. Lord Travis Scott'ın sevdiğim parçaları var ama aç hususi açıp dinlemem yani. Hani hani Lil Baby kesinlikle underrated falan değil abi hani underrated kelimesi çünkü milyonlarca dinleyicisi olan sold out konserler veren insan underrated denmez ya. Overrated da değil bu arada bence Lil Baby hani. Yani. <laughs> equal rated değil mi hani ha, hakkını alıyor abi yani neyse o. Yani evet Lil Baby underrated değil underrated Just Cartier abi. Evet sırada bir parçamız daha var. Hadi öyle geçelim Almanya'ya. Mesela muadili yüzlerce muadili olan bir arkadaş geliyor şu an size. Yeni parçasıyla. Tidal sign. Nothing like your exes. Geliyor. Evet geçtik geçtik. Popo da çıkmadı madem. <laughs> geçtik o zaman. <laughs> <laughs> Flavorful yok canım daha ya. Abi burada da yani gerçekten. Tell by how you walkin' he don't dig you down diye söz var abi parçada Allah aşkına ya. Öf. Evet abi. Yani, Taydula benim gözümde hani Vanit Wonder'dan biraz daha iyi bir şey. Hani Vanit Wonder çünkü tek hani Vanilla Ice örneğini vereyim. Ice Ice Baby başka bir şey yok yani. Taydula onun bir iki tık üstlerinden 2-3 tane güzel hiti var. Ama onun kalanında hep aynı parçayı yapıyor abi. Tamam güzel nakarat okuyabiliyorsun şu anki jarnı içerisinde kabul ama yani abi hep aynı parça ya. Üf. Evet a few fit evet. <laughs> yani gerçekten bu arada. <laughs> Benim aşırı sıkıldığım isimlerden biri yani. Bilmiyorum. Size de öyle mi geliyor ama. Yani sözlerini zaten çoğumuz anlamayacağı için sıradakilerin genius'a yoklardır zaten de sözlerini bulmakla uğraşmayacağım. Kaç parça dinlemişiz? Bununla 11 parça dinlemişiz. 4-5 parça bir Avrupa'ya doğru gidelim sonra tekrar Amerika'ya dönelim istiyorsanız. Daha Al 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 Almanya taraflarında çok fazla geç çıkacak bize yani. Vallahi hiç okumakla kasmayacağım doğru telaffuz için. <laughs> Cenk buradaysan düzeltirsin beni. Evet şuna kadar 67 kere duyduk bu arada. En yani fikrim. Ee, Aşe ve kolega NBK intro geliyor. Evet geçtik abi. Yani <laughs> yani dediğim gibi Almanca rap ne kadar Türkçe rap değil mi abi? <laughs> yani çok net de değil mi yani gerçekten bu arada ya. Ya bu arada şey Farid Ben Kolega falan Almanya'da en çok dinlenen isimlerden ama abi gerçekten tırt müzik yapıyorlar ya. İlkihan'ı Almanya'da yaşıyorsun bizi doğrularsın yani gerçekten hiçbir şey yok yani hiçbir numaraları yok. Ama aşırı dinleniyorlar yani. Yani muadilleri bizde Serdar Ortaç falan yani bir dönem için bakarsak. Çok üstünde durmayacağım sözleri falan anlamıyoruz zaten çoğumuz. Ya doğru sadece küfür ediyorlar Ede Popes'e. Gerçekten nette Ede'yi Globalin... Ee, Globalin nette ise Almanya abi. O zaman Azad ve Farid Bank kendisini almışken gelsin parça. Zoo Wild geliyor. Evet geç demeye başladınız. Ben de geçtim. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Beat tatlı. Azad nispeten benim e, beğendiğim bir MC flow bazında. Hani dediğim gibi Almancam olmadığı için çok bir şey anlamıyorum ama yani Farid Bank'in zaten o vokali şeklinde gidiyor ya abi yani öf Kesin yapamadım bu arada ama yani çok bayıyor beni abi ya. <laughs> Tahammül edemiyorum gerçekten adama. Evet her şarkıda bu, bu sesle verse e giren biri var abi. Hafta öfel de bunun aynısı bence yani. Ama yani bu, bu bayık vokal bir şekli, ya, abi biri arkadaşınız yok mu abi size hani abi normal doğal sesini mi kullansam falan diye. Öf. Kas gösterip küfür ediyor sadece herif ya parçaya zaten öyle girdiği anda ay dedim yani. Öf. Gerçekten şarkı iyi gidiyordu. Durun biz Almanya rap piyasasıyız. İyi gitmemeliyiz. Biz netteyi nette biz ilham veriyoruz nettelere falan dediler. Bu Farid Bank girdi abi resmen ya. <laughs> Sıradaki parça. 18 karat. Trafik geliyor. Ha, hapse de girelim öyle Amerika'ya öyle geçeriz biraz. <laughs> Erotik MF <MF'tum. gülüyor> <laughs> Ama evet bak yani en azından şeyi takdir ediyorum. Geçen Türkiye netlerde bir popo gördük. Düz dümdüz hiçbir esprisi olmayan popoydu. Yani klipte olmasa klibin görselliği artacak bir popoydu. Bu açıdan Almanların vizyonunu ben beğeniyorum ya. <laughs> hani Almanca rap'e dair fikrim bu yani. <laughs> <laughs> Benim için Almanca rap bu yani. Vizyoner papa var en yani azından ya. Ya bu arada gerçekten böyle klip çekmeye ben okeyim yani. Çekerim herhalde bir gün. <laughs> <laughs> Ama yani erotik MF mu iyiymiş. Gerçekten iyi bir benzetme 18 karat için yani. Evet, bu kadar popoya rağmen şarkı çok eril kokuyor yani bu arada ya. Milo hem fikirim. Yani yani şey var zaten bu Almanya'daki şu an çöp piyasa mainstream bazında Türkiye'ye örnek olduğu için Türkiye'de öyle aynı şekilde yani. <laughs> zaten Almanya'yı hızlı hızlı geçtiğimiz için biraz listeyi eritelim istiyorsanız. Bonus MC Vakt geliyor. Evet. Geçtik, geçtik merak etmeyin. şarkıyı soranlar olmuş. Attım evet Bonus MC normal tarzının çok dışında çıkarak <laughs> UFO'nun biraz soundlarına yaklaşmış diyebilirim ama yani zaten Almanya'da şu an herkes UFO. Yarısı UFO, yarısı Summer Jam, yarısı Kul Savaş Almanya'nın yani gerçekten. Ve gerçekten yeter kodeyin reklamını hakikaten ya. Ama ya şey var. Hakkını yemeyeyim. Şu an Almanya'dan dinlediğimiz Azad'ın versi sadece versi bakıyorum. Bütün parça bakarsan Farid Bank olduğu için daha berbat bir parça. Şu an dinlediğimiz 5. parça bu Almanya'dan ve bu beş parça içerisinde beni diğerlerine göre nispeten yakalayabilen bu oldu. Hani Banu çok 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 hayran değilim ama nispeten diğer far Benge falan kıyasla daha dinlenebilir buluyorum yani. Dik havası biliyorum Minor dinledim ama hani bu hafta çıkan şeylere bakıyoruz sadece. Bu hafta dediğim şey önüm 2 e, haftadırız haftadır biz bu yeni yapamadığımız için 3 haftalık bir derleme var elimizde yani hapse gireceğim, o hapse gireceğim zamanlar var. Hatta hapse ben bir gireyim yeni par diğer parçamızı açalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gerçi Türk şeref olarak da dinledik ne Türkçe olduğu için ama Mero'nun hem job şarkısı geliyor arkadaşlar. Mero ben elimi sana verdim. Ve hapisteyiz tabii ki. Ben parmaklıklar ardındayım şu an. Abi gerçekten berbat ve yine bu parça da tutacak Türkiye'de bu arada. Sırf Türkçe'nin karatı vardı ya. ya yetmedim abi. Al, grup, İl i̇lk ilk İl hancım adım ama bizim burada yaşayanların ve gurbetçilerimizin mikro milliyetçiliği yetmedi mi artık ya? Of. Gerçekten. Çünkü bu parçada dinlenecek bir şey yok abi yani gerçekten bir burada deli gibi tutacak sırf Türkçe nakaratı var diye ya, ya. Yok senin sevmediğini biliyorum ilk da gerçekten neden bu var yani? Of. Ha tabii arabalar da çalacak tabii canım. Ee, devam ediyorum biraz daha Almanya'ya gülelim çünkü değil mi? Eğlenmeyelim mi yani? Mert ve Amazon. Döner dinir mit Mert. Geliyor abi. Gerçekten döner dinir mit Mert ya. Gerçekten. Hapiste kalayım ben. Gidişatına göre çıkarız yani. Ha tamam hapiste kalıyoruz burada tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten mi abi? Gerçekten mi ya? <laughs> gerçekten mi ya? <laughs> öf. Öf ya. <laughs> ben parmakları yeri gelirse tekrar getiririm buralar. Geçtim geçtim. Miro var listede açacağım. Açacağım açacağım. <laughs> Bir haftada çıktık değil mi hapisten? <laughs> Ay, sıradaki isim. Almancam dediğim gibi olmadığı için düz okuyorum sayıları falan. Monkey 41 Negative Bros. Geliyor. Ve bu arkadaşın da göğsüne Türk bayrağı var abi. Allah kahretmesin ya. Of. Allah kahretmesin ya. Yok ben bunda otorite kullanıyorum abi. Öf. Öf gerçekten ya. Ve bu, ya bu vizyonsuzluğu biz aynen alıyoruz ya. Of. Sesi kapa kadif kalsın bu Saçmalama ya. Neyse biraz daha bilinen bir izimle devam edeyim Almanya'ya. Alpagan. Kayne Angst. Geliyor. Oha nakarat da aynı abi bu arada. Bunu almam gerekiyor ya. Nakarat da aynı abi. Bilmeyenlere şimdi atacağım. Gerçekten nakarat da aynı ya. Tamam. Türk her yerde Türk abi. Almanya'da da rap yapsa illaki çalacak abi. Başka türlü olmuyor. Illaki çalacak ya. Hadi gerçi böyle açayım size bunu. Bir şey olmaz. Yalnız gerçekten bir buçuk milyarlık şarkıyı da çalmazsın bu arada ya. Oha. Beat When I'm Gone başlamıştı. Hadi ne istedim Hani belki de Sonra davul dizilimi ve flow'lar Amnader Fade'e gitti. Nakarat da aynısı abi. Bir daha bakacağız tekrar. şeyden durduruyorum yalnız. Bizim şey de bitti değil mi? Hani benim yerlileri artık bu yayında size böyle ifşa alamam bitti. Artık globalde ifşa alıyoruz değil mi? Böyle dızcıları, hırsızları. <laughs> evet. Fade attım geldim. Abi gerçekten yalnız bu nasıl davalık olmuyor abi bunlar ya. Gerçekten bu arada ya. Birazdan açarım şurada dursun. Ya çünkü artık tekrar dönüyorum parçaya. Biraz daha geriden alacağım nakaratla beraber. Hani artık bu bu ayıp çünkü artık ya. Abi Alpagan iyi falan dediniz de ben bu parçayı günün en kötüsü bile seçerim yani. Bir buçuk milyarlık parçadan da çalmazsın ya. Nasıl dinçlemiyorlar abi Almanya'da bu adamları? Eminem cover falan da yazmıyor çünkü ve bayağı pro... ve parçanın kenarında Produced by Mark Tabak yazıyor. Gerçekten abi bu parçanın şimdi prodüktörü Mark Tabak mı? Parçada bir tek Astral TG eksik ya. Öf. kale alınmasın abi zaten çakar bu adam artık yani. Aynı bir önceki parça Travis Scott Guzbam çalıntısıydı bu arada evet ama bu daha bariz yani. Sıradaki parçamız. Aligato ve Sida Mone. Bildiğimiz Zido geliyor. Evet geçtik geçtik geçtik. Geçtik. Ama şey iki an Almanya'da yaşayan bir arkadaşım. Dediği gibi kesin bir film içindir dedi parça için muhtemelen. Hani ben, bir sözler anlamıyoruz o anlıyordur. Prodüktörde mesela Yorkaya falan gibi Beatzar gibi bilindik, bilindik büyük Alman prodüktörler de var ve müzikal olarak ben beğendim. Hani mutlu şarkı belli. Hani ne anlattığını anlamasak da o, o mutluluk hissi bize geçiyor. Ama Zido'dan duymak istediğim şey bu değil. <laughs> Ama bunu da şey hani muhatabı biz değilmişiz gibi sanki. Yani Zido'nun genel dinleyici kitlesi değilmiş gibi hissettiğim için Hani başarılı ama ben almayayım diyorum açıkçası. Ama şu ana kadar Almanya'da dinlediğimiz en iyi parça bu. Şu ana kadar dinlediğimiz en iyi parça bu. Almanca'dan az bir şey kaldı. Onları bitirip öyle Almanya'ya döneyim. Fransa'ya da biraz daha Amerika'dan sonra Almanya'ya döneyim. Amerika'ya döneyim. Biraz daha Amerika dinledikten sonra da böyle Fransa'ya bakarız biraz. Ha pop, yine İlkan Populist demiş ki troll şarkıydı resmen komedi filmi için demiş. Eyvallah film soundtrack'iymiş. O zaman Chrome ve Stacks 102. magdit geliyor. Kesin çok yanlış okudum. Ama geliyor. Evet, linkliyim abi sizi. Evet, ön yargı kıran cinsten kabul. Yani şey var. UK piyasasına henüz giremedik abi. ya yani şey değil. derli toplu alabileceğim bir kaynak henüz bulamadım. Gerçi Almanya, Fransa'ya da kendim aratarak zar zor buluyorum. Ama UK için öyle bir kaynak bulamadım. Bulduğum an UK'de eklenecek. Ama şu anlık UK'siz gidiyoruz. Bir iki hafta içinde ben o kaynağı bulmuş olurum. Ee, ya şey var. Bu parçadan da Almanca rap içerisinde ben bir 50-60 tane dinledim ama şey var. Parçanın hype'ı güzel. Abi yakalıyor yani en azından baymıyor flow olarak. Beat beat tatlı. Hani doğru kompozisyon var diyebilirim ya? ben buna 3.5'tan 4 veririm. Direkt 4 var ama 3.5'tan 4 veririm. Almanca içerisinde tabii yani yoksa global diğerleriyle bakıyorsak 4'e çıkmaz puanı. Hani Amerika'daki bütün isteği falan baz alıyorsak ama Almanya için şu ana kadar dinlediğimiz hani Sidon'un şarkı da sadece hani daha bir müzikal geldiği için, dolu dolu geldiği için beğenmiştim yoksa hani onu da tekrar açıp dinleyeceğim sanmıyorum. Şu an gerçekten playlistime alabileceğim bir parça çıktı. Sıradaki parçamız. Selawayabdi 00 geliyor. Öf, fade attım abi çünkü ben bu ikiliye asla katlanamıyorum bu arada. Aynen bu da Frankfurt tepe biliyorum. Mesela bu abi Frankfurt'tan geliyor ve ben ya bu ikiliye de asla katlanamıyorum. Belki çok derin şeyler anlatıyorlardır ki asla sanmıyorum ama vokal tarzı olarak asla katlanamıyorum abi ben bu ikiliye. Killa hakkında değil mi? Sırada. Yine Türkiye'de çok sevilen ama benim neredeyse nefret ettiğim bir isim geliyor. Ali tetiklenecek şu an ama. Milyoner ve Haf Befal. Stash. Geliyor. Öf geçtim geçtim abi. Bak bu vokal de beni çok çok görüyor böyle. Öf. Ya şey gibi gelmiyor mu? Hani stüdyo kiraları denkleşmemiş. Hani sanki hayal edin. Hani mikrofon şurada bir yerde duruyor. <laughs> Uzaktan kiraya etmediğin için kapıdan bağırıyorlarmış gibi gelmiyor mu size de abi? Hani benim hissettiğim genel olarak bu ya. Bininci aynı ses gerçekten bininci aynı vokal ya. Of. Evet sırada yine çok eğleneceğiniz bir şarkı geliyor. Murda bunu kesin <laughs> alır bu arada evet. Casey Rebel ve Samacem. <laughs> Kila Akan gibi okuyayım. Ve Samacem ve Casey Rebel ve Capital Bra'nın Amca Ole isimli parçası geliyor gerçekten. Hani <laughs> düzgün okuyayım. Casey Rebel, Samur ve Capital Buranın Amca Ole isimli parçası geliyor. Gerçekten Amca Ole bu arada. Hapse girebiliriz ihtimaline karşı ben Flash TV'yi getiriyorum. <laughs> evet geçtik. Abi gerçekten YouTuber rapi bundan iyi bu arada. Üzgünüm. Yani ki Samur bence farklı başlamıştı. Çok kötü bitti yani. Bence bitti çünkü yani artık. Farklı başlamıştı kabul ama yani... <laughs> Aynı birinci kez dinliyorum. Bunların bu Afro Trap kafalarında yaptığı Ki Ali Beat güzel dedi bence ama bence Beat de kötü. Afro Trap kafalarında yaptığı ve sevdiğim tek parça Hıf iyi -E, diyemesin de olan Nihdiyet İkilden ortak iş olarak beğendiğim tek parça Belki bir Çıtırdan da Mursiye'ye belki Çok zorlarsam yani illa beğenmek için zorlarsam yani Abi son albüm kötüydü bence hiç, hiç hiç sevmedim ya üzgünüm Öf. Almanya'dan sonuç parça. Bu batağa girdik bitirelim bari Almanya'yı. netteyi iyi bitirelim. Evet tamam tamamdan sonra hep tamam tamam yaptı gerçekten bu arada yani. Öf. Qatar. Ve too late. Follow me. Geliyor. Evet geçtik ve bu arada gerçekten ben demin izlediğimiz bir sahnede Qatar'ın kulağa yaklaş pıs 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 kile geldi şimdi çık 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 falan dediğine eminim ama ispatlayamam çünkü Almanca bilmiyorum çok eminim ama yani Üf. abi Katar'da çok tırt ve bunların gerçekten Türkiye'de ve Almanya'da çok sevenleri var anlam veremiyorum ya of Hopor lölör. <laughs> evet kile geldi ve patlar. hopo lölör lölör. Dedi yani. Gerçekten onu dedi yani. <laughs> Karda yarın adlı neydi dur. Karda yarın adılı yazılı bak bak. Değil mi? <laughs> Kalbimize çizilmiş kazılı. <laughs> Ona karar da hastasıyım ya. <laughs> Kalbimize çizilmiş kazılı yazılı. Bak bak. Öf yine ben, ben yine kendi zehirli okuma attım kendime ya. Of. Sırada Almanya'dan gelen son iki parçadan biri. Eko Fresh ve Ender Balkır. Dubist Anders. Geliyor. Eyvah ben bunda hapse girerim abi. İzninizi istiyorum bir hapse girip geliyorum. Tamamdır. Hatta buraya Müslüm Baba da gelsin. Evet geç karar çıktı. Geç ama şunu söylemem Abinin sesi kötü değil ama şöyle bir sıkıntı var abi. Eko da fark etmiş olacak ki Almanya'da artık kendisini hiç ciddiye alan biri kalmadı. Buna ben artık çok inanıyorum yani. Çok bilmesem de Almanya'yı. Tamamen Türkiye'de hala star zannedildiğinin farkında olduğu için kendisi sağ olsun bizi yormadan otomatik olarak e, parçanın altına Türkçe sözlerini eklemiş. Gerçekten kültür şoku bu arada yani hani şey duygusal olur coaster parça ve şey var hani abi bu arada kendi canısı içerisinde başarılı müzisyen kabul ama ya yani şu var abi sen sonuçta Almanya'da yaşayan bir olarak bu sosyal sorumluluk projesini göçmenler azınlığın Almanya'da yapıyorsun ya hani sanki Türklere hitap etmeyip biraz da Almanları mı yakalamaya çalışsaymışsın keşke. Hani sanki Ekrem abi. Sanki. Ya kendi fikrim just saying. <gülüyor> yani. <gülüyor> Öf. beğenmedim. ben yani üzgünüm beğenmedim. Ama gerçekten Al şey globalin netdesi Almanya komple yani. Sırada o beklediğiniz şarkı geliyor yayın yayının yayının içeriğinin başlıktaki ismin hakkını verecek parça geliyor. Katya Krasavice ve Filer. Milyon dolar S. Gerçekten parçanın ismi bu bu arada. Ben parçayı açıyorum ve 15 saniye içerisinde banlanıyoruz. Haydi bakalım. Tamam burada durabiliriz herhalde. <laughs> evet abi bu da J. Cole bu arada gerçekten. Pussy ass ass as <laughs> Böyle arka arkaya okuyunca da Kürtçe gibi olmadım bu arada ya. ass ass ass. bu arada kötü şarkı değil gerçekten. K kötü şarkı değil yani gerçekten. <laughs> evet hangi sample bu J. Cole ya. Ama şey var. Vokal olarak e, ve şey e, geçiyor bize parça Bunu hakkında vereyim abi yani kötü parça yani, gerçekten yani hakikaten mi diye. Bu arada evet kadın benim de gördüğüm en çirkin Çek vatandaşı olabilir ama yine de şey var. E, Türkiye'de seks satmaya çalışan e, dişi birey rapçilerimizin <laughs> nasıl satılır örnek alması için güzel bir örnek bence Ali <laughs> Abi milyon dolar es gerçekten ya. <laughs> Ama yine de şey var popo. <laughs> Aynen bu benim böyle saçma söylemlerim meme artık değil mi? <laughs> <laughs> Bizimkiler de, evet, Contkar sürtüye bakla şey değilse burada bir şey var hani istiklalde falan sallandırırlar şey yapanı yani. Ama Almanya için seçeceksem benim bugün dinlediğim en iyi parça Chrome ve Stax 102'nin Magdete isimli parçası. Artık yanlış mı okuyorum, doğru mu okuyorum sağ benim için Almanya'da günün en iyisi bu. Geri kalan hepsini en kötü seçebilirim yani. Bizim kulüplerde popo yok ya. İyi, <laughs> iyi çalışmalar can. <ceren. gülüyor> i̇yi dersler, iyi çalışmalar can. Görüşürüz. O zaman Amerika'ya dönüyorum biraz. Ve asla bundan daha iyi bir isim gelmiyor. Benim Otomatik olarak ismini gördüğümde ön yargıyla başladığım biri geliyor parçasına Trip Red V parçanın ismi Evet <laughs> Gerçekten bu Öf, Geçtim abi <laughs> Amerikanın net tezli başlı başına bu abi abi gerçekten ya Sen şaka mısın abi ya gerçekten Gaspa falan çıksana sen de Tripi'cim ya ne olur ya müziği salsam mı biraz ya? <laughs> Uy, açan dedi değil mi parçada demin? <laughs> Uy. <gülüyor> Gerçekten abi sondaki herkese bütün parça nakarattaki tiiiit kısmı falan da neden abi neden yani. Öf. yemin ediyorum Norm iyi ya. Ali bu arada onun trollü ne dedin düşünüyorum. Triplet Lyric kasmış diye ya. I smoke zaza I'm in la la of them trees diye söz var ya. Gerçekten mi? Gerçekten mi ya? I don't need a bitch what a bitch need yeah yeah diye söz var abi. Gerçekten yani. <laughs> yani Algoritma şarkı yazmış arkadaşlar. <laughs> bir sürtüye ihtiyacım yok Sür, sürtüğün ne ihtiyacı var evet evet diye söz var abi ya gerçekten yani <laughs> Got a Bentley but I just might Uber today yani Bentley'in var ama Uber kullanıyorum bugün falan diye sözler var abi yani algoritma şarkı yapmış kelimeleri vermişler In your dreams I'm big Freddy Krueger today Rüyalarında büyük Freddy Krueger'ım diye söz yazıyor abi bu herif ya <laughs> Berbat. Her şeyiyle berbat parça. Hakkını yemin, beat güzel. Abi imo kendi de kötüydün de böyle anlamsız yazdığında daha da kötüsün abi gerçekten ya. Of yine, yine ruhum daraldı benim. Evet yeterince daha biraz daha saçmalayabilir trip, trip soyut sanat olarak bambaşka bir e, kariyer kapısı açabilir kendisine ya. Aynen Abdurrahman hatırlıyorum onu. <laughs> Discord'da bir algoritmaya gerçekten şarkı yazdırmıştı ve bunların birçoğundan çoğundan iyiydi yani. Sıradaki parçamız beni üzmesin ne olur. Çünkü çok sevdiğim bir isim. Ee, Davis Pain East Mix geliyor. Abi otorite kullanıyorum. Davis e, yeni jenerasyonda şu, en beğendiğim artık yeni jenerasyon diyemem Davis için. Gerçekten kaç yıl oldu çıkalı da. Yine de öyle söyleyeyim hani yeni jenerasyon, jenerasyonun en beğendiğim dirisistlerden ve MC'lerden biri olmasına rağmen yine güzel bir şeyler anlatıyor. Sözleri olmasa da İngilizce sonlar anlamıştır. Evet yine dolu dolu rhyme, şey, barlar var. Güzel bir rhyme şeması var ama abi hani Söyde Hat mı yaptı abi Siz şarkının mixini? Bu ne ya? Öf. Çok kötü abi. Üzgün. Yani şey değil. Dinlenebilirliği yok yani üzgünüm Gerçekten Davis sızdırdılar mı parçayı yani? Bu ne abi? Ee, Yasin alakasız ama bugün dinlerken aklıma geldi Fuat abiyle olan Kefeni Yolla parçasını beati yaptıktan sonra mı beğendi yoksa Fuat abi öyle bir beat mi istedi? Abi ben o beati normalde kendi albümüm için bir e, toplu track mantığı bir şey planlayarak yapmıştım e, ama sonrasında Fuat abiye çok yakışacağını düşünüp attım kefeni yolla ortaya çıktı. Hani yok ben anladım Yasin sorun yok. <laughs> Öf, gerçekten üzgünüm Davis ya. Sıradaki parçamız ekranda görüyorsunuz zaten. Tech Nine. Featuring Crystal Watson. Spectre. Geliyor. Evet. Bugün en çok beğendiğim ikinci parça bu oldu. İlk parça hala Static Saretta ve Joy Badass Nas ee, ve Gary Clark Jr.'ın yaptığı Keep It Moving parçası şu anlık bende bir de gidiyor. En iyi ikinci parça da benim için bu parça oldu şu ana kadar. Ki normalde ben de e, son dönemde son birkaç yıldır Tech hep aynı parçayı yaptığını düşünüp biraz sıkılan, biraz uzaklaşan isimlerden biriydim. Hani yani zaten hiçbir zaman benim en iyi 100 MC listemde olmadı ama yine de severek dinlerim. Hani bu arada şey var. En iyi 100 MC listem olayını ofansif almayın çünkü ben yani şey bunu e, övmek övünmek gibi almayın ama hani Fransızca, Almanca, işte Polonya, Amerika falan derken daha Hip Hop 101 yayınlarında bayağı bir MC bildiğimi düşünüyorsunuzdur. Hani ben yani 400-500 ismi keyif alarak dinliyorum en az <laughs> yani ama ilk yani benim için bayağı top class demek oluyor. <laughs> o, o sıralamama koymasam da tekniğini aynı. Severim yine de. Ama biraz sıkılmıştım son dönemlerde. Burada güzel geri dönmüş. Ee, alıştığımız chopper ve horror kod etkilerini yine görüyoruz. T tatlı bir beat var. Kesinlikle sıkmıyor parça. Evet, parçanın sıkan tek şey biraz ee, yine sinematik bir klip yapalım derken 7 dakikaya ulaştırmış olmaları artık. Hani şu anki tüketim hızımızda bu biraz yorucu bir şey ama yine de parçaya geç demeden bayağı bir geldik yani. Sevdim. Nakarat tatlı. Ee, Bridge kısmı Teknay'ın Tekna okuduğu bu, tatlı. Crystal Watson güzel vokal kabul ama ya keşke ben orada yani vokal tarzı benzediği için keşke Erika kapadı falan duysaydım orada ya. İlk yüzü bir ara Twitter'da rastgele hani o an paylaşmıştık ama bir gün ha, isterseniz beraber sıralama yapacağımız bir yayın yapabiliriz. Hip Hop de çünkü keşif ve dünya dünyadaki ülkelere nasıl geldi, neler var gibi kısımlara baktığımız zaman grup incelemeleri falan gibi şeylere gireceğiz. Playlist yapma ya da sıralama yayınları gibi şeyler de yapabiliriz ileride yani mümkün. İlk yüzümde Craig Mack var. Var var. Mümkün yapabiliriz Carrot ya. Daha detaylı hani nedenleriyle beraber sıralayarak hep beraber bir ortak fikirde buluşabiliriz. Yani oylama usulü yine anketlerde falan. Uzun bir yayın olur ama mümkün yani. Bir de Nas veya Rakim'i koyarım ya. O Biggie de oradan el sallıyor şu an. Biraz kararsızım. <laughs> Hip Hop 101'leri her perşembe yapıyoruz. Şu an Almanya'dayız ama en az 2-3 haftamız daha Almanya'da gidecek. Sonra bir Yapmasak olmaz hani çok gönüllü değilim aslında ama yapmasak olmaz bir Türk Türkçe'de tarihine bakarız. Tarihi dedim ama şeye gelmem açık konuşayım. 2016 sonrasında bu günümüzdeki herkese de böyle hani yayınlarda gömdüğüm isimleri de tarihte çok yer edeceklermiş gibi de anlatmam. Baştan söyleyeyim biraz daha ülkeye gelişi falan gibi şeyleri konuşacağımız bir yayın olacak. O biraz normal skalamızdan biraz daha farklı olur. Konuklarımla beraber bir şeyler konuşacağız onu yani. Don Black hayatta koymam evet. Sıradaki parçamız. Of yine benim moralimi dibe çeken isimlerden biri geliyor. Bir parçası haricinde asla sevmediğim bir isim ya. Dejlov ve Gana No Sailing geliyor. Çünkü neden bunu söyledim? Dejlov benim için Amerika'nın medusası falan ya. Üf, çok sıkıldı, çok sıkıldığım bir vokal. Ama geliyor. Evet geçtim geçtim. Ya Dejlof'un benim gözümde iyi iş çıkardığı tek parça Detroit World Everybody'deki nakarat. Onu da muhtemelen kendisi yazmamıştır yani. Açıkçası. Ya evet She Won't Chanel. Ondan sonra şey Here at Walt Disney falan diye satırlar var abi. Nasıl dinliyorsunuz bu insanları ya? ya Türkçesinde, yani bunun gerçekten Türkçesi Serdar Ortaç anlamsızlığı. Bak replika yaslamıyorum gerçekten yani. Aşk Yaralı Müzesi Kızılötesi Ötesi falan yani. <laughs> Gerçekten abi satıra bak ya An old brandy wants Tiffany and Tiffany she wants Chanel and Chanel got bigger dreams <laughs> Trendyol jingle'ı mı dinliyorum abi bu ne ya Gucci <laughs> store we shop in the Philippines yani, ya, LA'de falan yaşıyorsunuz abi siz hakikaten Filipinlerdeki Gucci store'daki hani <gülüş> Filipinlerin Gucistor'u muhtemelen outlet mağazası falandır bu arada yani. <laughs> Orayı mı kovalıyoruz gerçekten mi ya? <laughs> e mükemmel bir söz bu değil mi? <laughs> ya bak şey istemiyorum. Burada pop rap de çok defa beğendik hani şey istemiyorum. Dolu dolu böyle bir derdi olsun. Bana conscious rap'le kafamızı böyle vura vura bize eğitsin falan da istemiyorum. Hani aşırı derece atıyorum 7 parça üstte immortal teknik dinleyince de benim ruhum gidiyor yani. <laughs> evet, reklamı geçe basınca şarkı bitiyor ama yani bu kadar da olmasın ya. Ger gerçekten global medusa diyorum ben bu ablaya hep yani. çok yüzeysel abi çok sığ işler gerçekten ya üzgünüm bu parça da beni çok çekmedi sıradaki parçamıza bakıyorum var flip dinero ve ebu gibi de hoodie no 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 geliyor Evet bence de yeterli 3 dakika 43 saniye 3 dakikasına geldik her son 40 saniyesi kaldı da hani bitse <laughs> keşke evet. Ama bak, bak mesela güzel pop rap. Bu da bir şey anlatmıyor evet ama yani şey var. En azından abi demin ki Dejlof'un eee farklı olarak Dejlof'tan farklı olarak demin ki Dejlof bir de melodik olarak falan da hiçbir şey geçiremiyordu abi dümdüz hani püf, çok çiğ bir işti yani o çok çıplak parça diyorum ya ben böyle hani. Bana da böyle popo kısımlarını kaçırdın ama hoş geldin abi. <laughs> Fransa'dan da var abi. Aldım Fransa'ya da geçeceğiz biraz sonra biraz daha. Ama Fransa'dan çok iş yok. Orada daha tüm işleri listeli atacak bir kaynak falan bulamadım yani. Kendi bildiğim yerlerden gidiyorum daha çok. Ee, bak burada birçok tatlı bir beat var. Tebrik ederim. hani 2MC'de e, bir şey anlatmasa da en azından melodik olarak parçada bizi tutuyor ve chill parça olarak biz bunu... ...atıyorum pop rap listemde arkada çalabilir abi ben bunu dinlerim diyeceğim şekilde. Gayet ben bunu dinlerim ama şey yok hani bir önceki Dejlov parçasında asla böyle bir şey yok. İyi pop rap bu da bir şey anlatmıyor ama iyi pop rap yani hep söylediğim gibi. Üf ne kadar çok pop rap dedim. Tamam Kaan'a da, bana tekrar yayının sonuna doğru hatırlatın ekleyeceğim listeye şu an bir şey yapmayayım. Bu arada yeni gelenler varsa aramızda Discord ve Youtube'a da bekleriz. Kaçırdığınız kısımlar, eskiden dinlediğimiz parçaların yorumları falan hepsi oralarda var. Ünlem YouTube, ünlem Discord. Ee, sıradaki parçamız. Ben sözlerine bakayım. Vardır herhalde diye düşünüyorum. Genius'ta artık o da. Var. King Von featuring Polo G, The Code geliyor. Evet abi faydattım çünkü gerçekten parça yetti abi. hani yine 338'miş. Biz 247'ye kadar geldik ama şey var. Beğendim. Güzel iş. yani abi al al işte düzgün drill al. Kesin kesin bu yani ve gayet güzel satırlar var. Güzel punchline'lar yakaladım. Hatta birkaç yerde "O" dedim. Evet GN "O" dedim aynen parça akıyor. Gayet güzel. Günün en geçerli işlerinden biri olarak ben bu parçayı seçeceğim mutlaka. Hani şu an için tabii daha bayağı parçamız var. Aşağı doğru bakıyorum da. Ya yani Almanyaları erittik. Hani tahminimce hani ikiye, ikiye, iki buçuk gibi tamamlarız da. Ee, producer Prodüsü mevzusuna geleceğim biraz. Ee, <laughs> bu arada biz iki buçuk saat İhtiyaç molası falan planlıyorsanız bir içecek, tuvalet falan <laughs> bir 3-4 dakika bekleyeyim sizi. <laughs> Giannis line'ı okuyayım. açıklayayım. Like like I'm Giannis I play, play for them Bucks. Abi <laughs> şöyle Gian Giannis biliyorsunuz Milwaukee Bucks'ta oynuyor. Burada şey olayı var. Ee, Giannis gibiyim. E, Bucks için oynuyorum dedi. Buradaki Bucks Argo'da şey para. Hani Giannis gibi bir para için oynuyorum derken bir taraftan güzel bir kelime oyunuyla Milwaukee Bucks'a selam çakıyor yani. Yani güzel parça abi. Prodüksiyonu da vokaller yerinde, tatlı. Her şey yerinde. Sadece nakarat biraz fazla uzun ve bayıyor kabul. Çünkü bakıyorum abi evet yani 16 bar nakarat var parçada yani. <laughs> Yalnız saymıyorsam. 8 bar değil asla yani. O biraz parçayı uzun ve yorucu yapan kısım. Negatif olarak bunu söyleyebilirim. İhtiyaç veren varsa biz biraz Producer Tag konuşalım. Bir iki 3 dakika sonra devam edelim. Abi Producer Tag şey hani normalde biraz kültür hani e, flexi <laughs> hani buradaki hızlı konuşma hızlı yap anlam, anlamına söylemiyorum. Hani biraz Producer Tag'i normalde ama Türkiye gibi bazı ülkelerde Almanya'da da şey yaparım. Şartmış zannediliyor ya hani Producer Tag. Abi şey var Producer Tag'i Türkiye için konuşuyorum. Producer Tag'i koymadığınız zaman abi beat'i kimin yaptığını ben dinlediğim zaman anlay ay ayırt edemiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Alchemist, Alchemist de Dedirtmese de ben onun Alchemist beat'i olduğunu tahmin ederim mesela. Ama yani Türkiye'de siz producer tek kullansanız da sizin beat'lerinizi isminizi duymasam ayırt edemeyeceğim çoğunuz için. Tabii ki istisnalar var ama biraz böyle ve kullanmayan da biraz böyle boomer gözü falan bakılıyor yani ben burada biraz yani egoist bir açıklama ben hep şunu söylüyorum abi benim ben prodüserde de kullanmayacağım hani sound'la da alakası yok benim çünkü iyi kötü beat'imi duyduğumda tahmin edersin yani ben sound yaratmaya çalışıyorsam benim prodüser tag'im beat'im yani hep ben bunu söylüyorum. Türkiye'de biraz kimin yaptığı anlaşılsın diye kullanılıyor yani biraz şey bilmeden kullanmak var yani. Ve evet çaldığım parçaya da tek koymasın bu arada. Selam bazı arkadaşlar. Eski alkımız daha net belli ederdi. Evet. şu ankinde de ben anlıyorum ya hala o kadar hakkını yemem. Ben bunu daha önce de dedim Kerat ya yayında değil Twitter'da falan da bu mevzu üzerine bir tartışma saçma sapan bir tartışma dönüyordu bir ara orada da demiştim yani. proje ee, Prodüce de beğendi. Metro Boomin'in bence yaratıcı hani. If Metro trust you, I will shoot you nigga dediği kullandık gerçi ban yemeyelim. Ee, tag'i beğeniyorum. E, ee, Take It'in tagini beğeniyorum. Yerliye bakarsak beğeneceğim kim var? Bugi güzel. Bugi güzel. Arsınkini biraz yapay buluyorum yani çok sarmıyor. Uğra Öztürk'ünki bence yaratıcı kurtulma sesi mantığı gibi gibi. Evet P.R.U. you wanna come out here, tatlı. Evet. <laughs> Aa bak evet unuttum Berkay Duman'ın teki de bence güzel. Ama mesela duyduğum en kötü prodüsü taglerden biri bu beatte. <laughs> bu parçanın beatinde var. Türkiye için galiba üzgünüm. <laughs> yani parça çalarken de soruldu. Yani sanırım Oğuz Baydar'ın tagi çok kötü galiba abi. Çünkü Aydar on bit beat diyor. Asla o, asla Baydar on bitlemiyor beat demiyor. Yani aklım Rize'ye gidiyor benim yani. Slong'un fil sesi güzel evet. Kabul. Jure, jimitorio severim abi beğenirim. Hatta bir ara Aydar Yaylası tweetleriyle delilen bir Twitter kullanıcısı vardı ya direkt yani aklıma o mizah geliyor. Tan Erman'da da ben evet bilde çok seviyorum ama Tan Erman'ın de ben sevmiyorum. Tan Erman'ı prodüktör olarak beğensem de Tegin'i ben sevmiyorum abi. Kurtulması başka bir kişinin yaratıcı olabilir de bizde çok yaratıcı değil dendi. Kısmen doğru ama ben yakıştırıyorum Uğur onu ya. <laughs> Sega Hinky kötü bence de. Az önceki Line'ın Türk versiyonu Server Rust TV8 gibiyim ben daha haber yok peki. Oz Türk abi de İsviçre'li Amerikalı değil. Amerikalılarla çalışıyor sadece. Türk asıllı İsviçre vatandaşı. Neyse ben ilerliyorum. Çok kaldık ama ben bu parçayı hani üstünde çok aşırı durmadık ama hani gayet geçerli buldum abi. Gördüğünüz gibi yeni jenerasyon sanatları da burada sık sık beğendiğimiz oluyor. Şu an için şu an için nasıl gidiyor söyleyeyim. 1'e bire... Statik Selehta, Nas, Joey Badas, Gary Clark Jr.'ın Keep It koyarım. 2'ye sanırım e, Tech Nines Spectre'ı koyarım şu an için. Ama Just Cartier da orada bir kafamda gidip geliyor. 3 üç, üç kesin olarak şu an bu. Yani şu anlık sıralamam böyle bakalım değişecek mi? Lastral'i ben yok. Bir çalma olayları gördükten sonra üzgünüm. Yani astrali ben iyi ya da kötü değerlendirmem o konuda yani. Herhangi bir konuda yani. Bunu bayağı konuştuk ya. Hani farklı farklı yayınlarda bayağı konuştuk bunu. Bakacağız akşam bakacağız. 3 haftalık birikmiş olduğu için daha güncel haftaya tam olarak gelemedik baktığın zaman. gelmedi. Şöyle bakacağım. Aim for the moon genius. Ya da lyrics. genius'tan gelirse daha memnun olacağım. Ha, sıradaki parçamız Pop Smoke feature Quavo Aim for the moon geliyor. Evet yeterli bence de gerçekten. Ve <laughs> bunu 4 saniye kala söyleyip durdurmam da müthiş bu arada. <laughs> Undertaker bende de kulaklıkların etkisi her yayın sonrası biraz baş kalkıyorum buradan ya. Hoş gerçi kapalı alanda fazla dumana maruz kalmam. Nalgide bağımlılığımın da etkisi var da. bir kola daha bitti. Daha da içmeyeceğim abi. yine bir litreden fazla içtim bugün. Evet parçaya döneyim. <laughs> evet şey. Gerçekten siz dediğin Pop Smoke da bana hep aynı şarkıyı veriyormuş hissini yaşatsa da beni parçasına tutabiliyor. Güzel vokal abi. Koeba için söyleyebileceğim gerçekten dürüstçe parça sırasında da söyledim bunu. Benfero onun yeteneklisi ve Benfero çok bariz bir taklit yani. Ama Benfero dinleyeceğim ve Koeba dinlerim ama yine de ben çok uzun süre Migos ve Koeba'ya katlanamıyorum. Hani biraz guilty pleasure yanı var. Ben de hakkını yemeyeyim ama çok uzun sürede katlanamıyorum yani. Ya bu parçanın da başın, verse, kendi versiyonun başında böyle bir ruhumu teslim ettim gibi oldu yine yani ama sonrasında neyse ki toparladı. Evet onun nota falan bile ki Benfero kendisi de diyor ya zaten yani ben çok başarılıymış gibi hani heceler he, ben hecelerim alayı dinler falan diye basını tizini bilmem. Nasıl da hatırlamıyorum da yani. Benfero'nun net idoli zaten canım o belli. O, ya var şey var ama hani yani onu dinleyemiyorken bunu dinleyebiliyorum fark bu yani. Evet genel olarak yaptığım iş hakkında fikrim yok tarzı bir line'dı ben falaninki evet yani Ya Migos dinlerim ama dediğim gibi uzun süre tahammül edemiyorum ben mumble rap'e genel olarak Çağlar Türkiye'de bir şeyler yapmak istersen çok kolay Hani bu şekilde bir kariyer inşa etmek istiyorsan bazı şeyler gerçekten çok kolay yani, Ya inan ben birkaç ay içerisinde ya istesem sadece ben değil sizler için geçerli. Çok çok farklı noktaya gelebilirsiniz ama ter, hani bu biraz da idealistikle alakalı bir şey yani. Parça başarılı. Şu an için e, King üçüncülüğü bende King Fon ve Polojinin parçası beraber zorlayacak. Bugün iyi gidiyoruz. Yani üç haftalık liste olduğu için şaşırmıyorum da. Sondaki bit, bitteki değişim falan da güzeldi abi beni yakaladı yani. Günün başarılı işlerinden bir tanesi geldi. Abi mesela bugün ya daha bugün dinleyeceğimiz ama aynı hafta çıkmamış bir iki Pop Smoke düeti daha var elimizde. Spoiler olmasın ama biri berbat mesela yani. Ben sıradaki parçamızı bir yazayım. Hız kazanalım diye biraz bugün çünkü 3 haftalık birikmişlik var. Ee, kısa kısa değerlendirmelerle gideceğim. Çok üstünde konuşacağımız bir şey gelirse konuşacağız tabii ama hani bu parçada gidip eksik bulacak değilim yani ya yerinde her şey hani Koyabon sadece versin başındaki artık baydığım bıktığım e, rhyme şeması ve flow örgüsün saymazsam bu parçada beni iten bir şey yok yani gerçekten bak Türkiye'de sadece ortalamanın üstünde bir sanatla siz de 10-15 milyon dinlenebilirsiniz ya da kenara biraz hani kredi çekerek bile yapabilirsiniz tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil patlayabilirsiniz de ama hani çünkü Türkiye'de özellikle Türkiye'de daha doğrusu önemli olan şey yaptığınız müziğin kalitesi değil abi. Ne kadar hype'landığınız bu. Doğru yatırımlarda doğru hype'ı yakalarsanız uçarsınız yani. Sıradaki parçamız. Common ve Black Thought Say Peace geliyor. Evet geç karar çıktı Common'da ve bunun etkisi bence de tamamen beat çok yorucu bir beat tercihi abi. Üzgünüm bana da geçmedi yani. Ha, tabii ki Kamalı ve Black Thought'u lirikal olarak tartışmayacağım yani. Siz de görüyorsunuz bayağı iyi satırlar var burada yani. Ama yani bir tercihi... Hani bunun şeyle de etkisi, etkisi yok. Hani günümüz sound'u eski sound falan da değil. Bu aşırı deneysel ve biraz yorucu bir tercih abi. Beni de davulu kafamda çaldılar demeyi yani. Biraz yoruldum. Ve şey de yok. Hani doğru düzgün bir değişime de gelmedik ve nakaratı da sevmedim açıkçası yani hiç bana hitap etmedi. Bir vermem ama yani iki iki buçuk yani kamundan beklediğim iş bu değil benim ya. Keşke Akapella sınıfı aysa da daha iyi remixlerini dinlesek diyebileceğim bir parça bu yani üzgünüm. Kamun da üzdü bugün. Sıradaki isimiz. Geldi. Mancho ve Neve Smalls Flooded geliyor. Evet geçtik geçtik. Parçada en beğendiğim şey klip oldu. MC'ler bayık yine mıy mıy soundlara geldik. Gerçekten yani. Ama sarıyor gibi laf. Bunun da etkisi deminki bridge ve melodik okumalar. Tamamen sarmasının sebebi bu. Çünkü onlar doğru. Ama gerçekten Banana bireyin de dediği gibi. Gerçekten biraz fazla tizde değil mi sizce ya? Vokal olarak hani. Yine kötü tercih tabii ki hatalı değil ama bence kötü bir tercih buradaki aşırı tiz vokal. Ben de en baştan yayında olmayıp kendim bakıyorsam asla o kısmı <laughs> gelemezdim Yasin. Ben de güzel dediğimiz kısma gelemezdim. Bridge tatlıydı. Ee, geri kalan kısım bayık. Bir tatlı gibi gitti ama gerçekten biraz fazla YouTuber beat'i kabul. Yani şey YouTuber beat dediğim şey var çok YouTube'da benzerini type beat göreceğiniz kafada bir beat yani. Bu beatten de bayağı bir duydum. Tatlı olmasına rağmen. Kabul. Chatte, chatte de söylendi bu çünkü. Ee, yani bu da iki. Bir değil kesinlikle ama iki. Daha yüksek var mı? Sıradaki parçamız. Lil Kit ve yine Quavo Emotional geliyor. Geçtim 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 abi. Berbat vokal çünkü. Gerçekten berbat vokal. Ben kağıt havlumu nereye koydum acaba? Ha buradaymış. Tamam. Öf. Ne kadar dinlenmiş ona YouTube'dan bakayım size. 29 Ekim'de çıkmış. Şu an 51.879 görüntülenmesi var. Ama artar o. Dilkid'in kanalından 410 bin abone var çünkü yani artar o. Öf. Abi berbat vokal. Gerçekten berbat vokal entübe oldum. Gerçekten ya, Of. Hani Koyevo'ya bakalım mı istiyor bilmiyorum ama gerçekten ben... <laughs> bu da hani Türkçe rap'in <laughs> idol idol aldığı isimlerden bir şey bu yani. O sound daha doğrusu yani. <laughs> Harparslan hoş geldin. Ya Al Almanca rap dinledik, güncel yeni çıkanlara bakıyoruz haftalık globalde. H Hapse, hapislere falan girdiğimiz için Dilbere'yimiz vardı. Sevdik onu orada kaldı. Yoksa ben bir ara hapse falan da girdim şöyle bak. Mero falan dinlerken. Hapis olayı yüzünden vardı. Logolarımız yine yerinde yani. Tekrar Fransa'ya girdiğimizde o kadarını görmeyiz herhalde ama yine gelebilir her an yani öyle bir şey. Son dönemler YouTube dinlenmelerin düşmesinin bir sebebi var mı? Belki streaming servisleri bir fikrim yok. Yani günün en kötü parçası adayım şu an için benim ki Almancaları saymıyorsak Amerika bazında. Yoksa kesin olarak Mert'in parçası veya Samurcem diyeceğim. Şu an için Almanca'da. Yine dil ki yazıyorum kafa gitti. Sıradaki parçamız. SNL yok mu? Şöyle bakayım ona. Var. Abi dedi ki zaten her yerde rezil yani. Evde şarkı dinleyesin gelmiyor aynı zamanda kesinlikle bu arada. ASAP 12V SNL. Sıradaki parçamız geliyor. Evet siz nasıl buldunuz? Ben ASAP ne demek ona geleyim. ASAP as soon as possible yani mümkün olduğunca çabuk demek. Hani... <laughs> Değil mi Kosta? Ben de bak tuttum mesela kalite var burada yine. Ee, şey ya Böyle de çok kötü oluyor ya ben Twitch'deki şey bu tarz eril ve tacizci hesapları falan bildiriyorum normalde yani reportluyorum <laughs> Neyse girmeyelim Ama güzel bir hanımefendiymiş ee, 686 hoş geldin Tamamını okumayacağım şu an asla 3 saattir yayındayız ee, Güzel parça Ama Ali'nin dediği gibi normalde hesap Argo'da as soon as possible olduğu çabuk demek. A da devam edecektim. O sırada şeyi okudum. Chat okudum biraz. Always strive and prosper. Hesap mobuna çalı yani, o yüzden hesap. Hepsi, üyelerin hepsinin başında hesap takısı var yani. Oylamada 3 çıkmış ama şarkı üçlük değil. En azından 4'ü hak ediyor demiş Yasin. Hem fikirim. Ee, 4'ü var bu parçanın. Ha, günlerin iyilerinden seçmeyeceğim ama şey var. Twelve benim için hesap mobun en zayıf üyesiydi ama kendisinden beklemediğim kadar bir iyi bir albüm yaptı. Albüm genelde biraz göz, göz gezdirdim çünkü ben yani göz attım. Evet beni gerçekten beni de Alparslan. Bu hafta bayağı şaşırttı Aesop Tevalgi. Hiç kendisinden beklemeye kadar iyi Çünkü benim için aynısı Mob'un Beatmaker Tay ile beraber Aesop Tay ile beraber en zayıf üyesiydi yani. Ama hala <laughs> yani bir fark değil düzgünüm ya. Tamam övüyorum. Albüm beklentimi çok üstünde ama hala fark değil yani. Ama günün geçerli işlerinden biri ya kesinlikle. Ya üstünde çok tatlı bir beat var, güzel vokaller var. Skepto da mı çıkarmış? Ama onu şey yapayım, haftaya ben ufak ufak UK'leri haftaya taşıyayım. Bugün çünkü daha 3 haftalık birikmiş yaptığımız için Amerika, Fransa, Almanyaları bitirdik. Amerika, Fransa var. Sabah 5'e olmasın yaz yayın diye. UK'den çıkanları falan ya da bir kısmını belki sizin de çünkü yarın işiniz var, okulunuz var. Haftaya atabiliriz sizin talebinize göre bölerek gidebiliriz yani. Siz bu, 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 konuda bir chatte uzlaşın. Hani ben en geç iki buçuk gibi bitir, bitireyim size de işkence olmasın diyorum çünkü. Evet Aysap boşluğunda lordluğu ben alayım demişti Val O da katılıyorum ya. Enel Hichop'a listede var ama bu güncel olduğu için daha bayağı aşağıda yani. çünkü burada bakıyorum kaç parçamız daha var diye. Işte. çünkü iki haftadır yapamadık biz bu programı. Bu hafta yeni çıkan haberle toplamda üç haftalık bir birikmiş iş inceliyoruz. Aksiliklerden. Dil 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve atlayabileceğim isimler değil çünkü bunlar o yüzden. Eleyerek buna düşürebildim. Bakıyorum. Almancaları bitirdik. Daha 30, 39 parça var abi. <laughs> o yüzden diyorum. Bence bence bunu bölelim haftaya. En azından bir kısmını eritip haftaya da bu şekilde yaparız yani. Siz bilirsiniz. Hayır, siz, ben yani sabah dörde 5'e kadar uyumuyorum ama hani sizin yarın okulunuz, işiniz olanlar var aranızda. O yüzden diyorum. Hızlıca parça önümüzdeki parça ilerleyelim NLA falan haftaya kal kalabilir yani aynı Ço çoğunuzun için diyorum bunu. iş falan var çünkü o zaman hatta bir önceki iki haftayı bitirip bu haftada bu haftayı da haftaya ile birleştirirsek daha dengeli olur diye düşünüyorum ben hemen sıradaki parçamızın linkini açayım. Little Dork gelecek. Umarım varsındır. Var. Little Dork Black ya da Six Legs ya bildiğiniz şekilde daha çok Türkiye'de öyle telaffuz ediliyor ve Young Tag'dan Stay Down geliyor. Evet günün bayağı başarılı işlerinden biri bence. Metro Boomin çok iyi iş çıkarmış ki parçayı taşıtan biraz da Metro Boomin. Ben Blay'in nakaratlarını genelde beğeniyorum. Young Thug eh, Dil Dirk, eh. Yani ama Metro Boomin, Metro Woman ve Black bayağı parçayı taşıyor bence. Abi aynen nakarattaki Black. Yani Six Black. Yani Young Thug benim için hep eh zaten yani. Hani çok barbat olduğu parçalar da var ama genelde bende eh eh dedirtir yani. Lil genelde çok beğenmem ama burada da eh. Ama gerçekten Black ve Metro Boomin taşımış parça ya Günün geçerli işlerinden bir tanesi. Hani benim e, bugün sonunda dinlediğimiz işlerin arasında ilk üçümde muhtemelen olmaz. Ama yani güzel parça. Evet Blaine EP'si de çok iyiydi bu arada abi. Sıradaki parçamız. E, Rich the Kid ve Young Boy Never Broke Again Bankroll geliyor. Evet çete umarım geç dersiniz diye böyle acı çekerek bakışlar atıyordum. Çok teşekkür ederim ya. Verse'ü başka bir beat okumuş olabilir mi? Gerçekten. <laughs> ya, ya duymadan okumuş olabilir yani. Ve gerçi kendisi duysa da iyi okumuyor asla yani. Üzgünüm seven varsa aranızda ama. Berbat. Günün en kötü işlerinde adayım. Yani 30 saniye tahammül edebildik ama yani. <laughs> şey değil mi? Gerçekten. doktor Fox. Yani Fox değil mi? <gülüyor> İngilizce. <gülüyor> Evet Amerika'nın net de geldik yine. Berbat iş abi. Berbat, berbat iş abi yani hakikaten hiç. Yani bu kadar yeter. 30 saniye yeter yani gerçekten. Direkt direkt bir, şey, play, bir yerde ka karşıma desen random falan dinliyorsam böyle Spotify önerisi falan gelirse direkt skip yapıp hatta engelleyeceğim biri yani varsa öyle bir seçenek. <laughs> Merak ettiğim bir iş ilk kez dinleyeceğim geliyor. Bakayım sözlerine. Rock Mafia ve Biz Khalifa Don't Change You geliyor. Evet, parçayı bitirdik. Abi gerçekten bugün dinlediğimiz en müzikal parçalardan biri. Hani bayağı güzel dokunuşlar var. Chill lo fi jazz sanatlarına uzak haftalar geçmiş dendi hatta yani. Ama güzel, güzel synth kafalara girilmiş. Ee, Rock Mafia'yı da beğendim burada. Khalifa'yı da beğendim. Günün en iyi işlerinden biri olmaya aday bir parça en sonda karar vereceğim kendi adıma ama siz de zaten karar vereceksiniz hep beraber. 5 yani vermem kabul ama 4.5'u var. Ama biz Kalifa genel olarak dediğim gibi şey Farazi takip için teşekkürler hoş geldin. Ee, ve ah Farazi aboneliğin için de ayrıca teşekkür ederim Prime'ını bize basmış teşekkür ederim. Ee, çok önde <laughs> onu bir kapatayım artık hakikaten ya bu arada gözükmüyor şeyler. Costa görüşürüz kendine iyi bak. Biz bir, saat daha buradayız. Ee, şey. Aa Rigor. Eyvallah hoş geldin. Ee, yani ne diyordum? Ha bir dört dört var. Yani günün güzel işlerinden bir tanesi. Ve biz kalifa istediği zaman yapabiliyor. Mesela dediğim gibi ben de currency ile olan ortak işlerini genelde sevsam da çoğu zaman beni tek başına yakalayamaz. Biraz düet insanı. bence mesela spor salonu için çok gaz parça. We Severim ama yani genel olarak biz kalifayı çok solo olarak kaldıramıyorum ben. o bu baya başarılı iş günün güzel işlerinden beri. Hatta bir önceki Rich Kid ve Young Boy Never Broke Again parçası olan Bankroll'dan sonra ilaç gibi geldi yani. Sırada size bir tane daha Pop Smoke atacağım. Üstünüze. Bugün bayağı pop smoke var bu hafta. Ya 2 3 hafta birlikte için baya bir düetleri falan çıktı çünkü. Janjack bayağı 30 küsur parça vardı. 2 tane dinlemiş olsak e, hala 30 küsur parça var. <laughs> yani onun için böleceğiz yani. Ee, bu hafta çıkmış işleri haftaya aktaracağım ki hız kazanalım diye 3 haftalık birikmiş de Çünkü bir sabah 6'yı falan görürüz. Yarın işe ve okula gidecek olanlarınız var o yüzden. Bu haftaya geldiğimizde bitiririm. Eee ne diyordum? Ha, French Montana ve Pop Smoke Double G geliyor. Zaten şeyden geçiyorum. Ee, çok Adana işi bu geçişler gerçekten. Ya French Montana Arap olduğunu hissettiriyor sonuçta bu coğrafya abi yani. <laughs> Çoğu zaman hissettiriyor bana yani. Yok abi zaten baktım Pop Smoke nakaratı daha var. Gerisi zaten French Montana doldurduğu için durdurdum zaten parçayı merak etmeyin. Ya şey var mesela ben bu, bu parçada hani BeatGas, A-Duet Melo güzel iş çıkarmış ki onu da ben Tekin'i hiç beğenmiyorum bu arada. Pop dediğim gibi hep aynı şarkıyı yapıyormuş hissetsem bile bir şekilde beni tutuyor. Hani Asla favori, yeni jenerasyonda rahmetli asla favori rapçilerimden biri değil tabii yani bu kesin. Ama gömmem de yani hani şey değil, overrated demem en azından yani. Ama yani French Montana, <laughs> yine berbat. Adamı sevdiğim bir iki şarkı var. Bu arada şey, e enteresan bir anekdot, onun bu Beef DVD'leri yaptığı dönemde, şey Battle Rap DVD'leri falan sattığı dönemde mail adresi vardı ve hani şey benden 2-3 beat'i beğenmiş ama asla hiç çıkmadı o parçalar ortaya ve bir daha o kadar yükseldi ki asla ulaşamadım yani. Hani şey, hani vekmek ama hani, <laughs> hani bu, bu 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 güzel getirisi olur bu arkadaşın diye mesela bir submit etmiştim ona da yani. <laughs> Hatta tam onun sevdiği kafalar diye çok enteresan bir çizim. Şey, Mesela şey sayan patron Goki'nin Go beat'i e yıllar evvel aslında French Montana'ya gönderilmiş bir şey falandı ve gerçekten iyi bir beat değil orada haklısınız yani. Genel olarak o albümde en sevilmeyen beat'ti o. Evet, modern Fetish Stand Buna çok katılıyorum. King of, King of New York falan da değil abi abartmasınlar ya o kadar da değil. Ya şey var, French Montana yüzünden parçanın bendeki puanı 2. Üzgünüm. Ya yok, Alparslan şey olarak diyorum. Ee, i̇maj ve tavır olarak, erken dönem 50 Cent'i ben Pop Smoke'da çok alıyorum yani, doğru o. Ama... Yani... <laughs> sound alakası yok evet yani. Sıradaki parçamız. İlk kez dinleyeceğim, umarım üzmez. Yok abi, beni baydı, beni baydı. Ben otorite kullanıyorum, geçtim yani siz geç dediniz mi görmedim de keşke hakikaten instagram storylerine özendiğin kadar bu parçaya da özenseydim freddy Gips Ki çok sevdiğim bir mc olmasına rağmen üzdü bu parçaya abi ya gerçekten tiktoka video çekecekken youtube'a hadi klip mi çekelim dediniz yani evet kamera arkası görüntülerden klip çıkmış gibi ama abi ya, ya yok <laughs> sıradaki parçamız Black Youngsta featuring Lil Baby ve Moneybag Yo. Ahmet Take It First geliyor. Dinleyelim de var devamını ama yani banyer miyiz? Bunu şöyle dinleyelim istiyorsanız bir dakika. Bu seferlik böyle dinleyelim. Yok abi. Ekrana getiriyorum tekrar görüntüyü. Çünkü parça bayık. Üzgünüm. Hakikaten yani şey... <laughs> İncil ayetleri var. <laughs> Hatta yani o bitmiyor abi. Lord Infamous dirilse yüzünüze tükürür. Hakikaten nasıl menfis abi bu ya. Gerçekten ya. Beat ziyan olmuş. olmuşsa katılmıyorum. Çünkü Take çok çok daha iyi beatleri var. Ben bunu Take, It, Take It kariyer beatlerinden biri saymam abi. Standart Take It beat yani. İleride hatırlamayacağım bir beat yani açıkçası. Kötü beat mi? Hayır ama yani. Standart haliyle ziyan olmuş. Evet doğru sorun orada. Standart ziyan olmuş. MC'ler çok kötü abi. Nakara çok bayık, Flow'lar çok bayık. Her şey çok bayık abi üzgünüm. kötü parça. Bir tane daha Pop Smoke geliyor dedim ya. Artık adam öldü. Artık şey. Mezarını açtılar. Tabutuna ekmek banıyorlar artık yani Amerikan piyasasında. J. Goapo featuring Pop Smoke Black Mask geliyor. Evet geçtim. Pop Smoke'a da başlık, baktık ama buradaki Pop Smoke da bence zayıf. Üzgünüm. Beat Bayık Kulandre yapmış galiba ama. Bir daha bakayım. Q-beats ve ama bence beat bayık abi. Da evet best line güzel, ad güzel ama yani... Çok standart bir abi. Bu beatten de ben Amerika, Türkiye, Almanya falan fark etmek için bir 50 tane en az hatırlıyorum yani aynı beatten. Jago Apo'yu ben genel olarak çok beğenmiyorum. Sizi bilmiyorum ama. Mesela bugün dinlediğimiz Papsamok işlerinin arasında bence en kötüsü bu. Keşke evet ölmeseydi de hakikaten ekmeği bambasalardı ve daha az parça duysaydık. Gerçi abi adamın verse'lerini tezgah falan yaymışlar gibi. Yani dört bar falan konuştuğu şeyler dinledim ya geçtiğimiz haftalarda. Hani yayın yapmıyor kendi. Sıradaki isim. E4, d T.I. ve Joyner Lucas. I stand on that. Geliyor. Hiç kapatasım gelmedi beatten dolayı. Müthiş bir beat var. etmiş prodüktörü abi? Track Amelian'mış. Abi. Bugün dinlediğimiz en iyi beatlerden bir tanesi abi. Kesin olarak. E, Lucas'ı daha önce bugün dinlediğim bir parçasına söylemiştim. Genelde biraz lame ve cheesy buluyorum. Yani, çok prim rapçisi. Yani. Türkiye'deki muadili sehabe demiştim. Hani hopsin kadar olmasa da. <laughs> yani... Bu, bu parça da Joyner da iyi. e 4 ben Oakland efsanesi, Bay Area efsanesi olarak ben sevsem de aşırı offbeatliği yüzünden çok çoğu zaman ya sıkılırım ya çok kişi ço çoğunuzla olduğu gibi bana da çok hitap etmese de yer yer sevdiğim birisi parçada e 4 bile iyi ama parçanın zirvesi TI Wars abi. Müthiş bir follow var orada ama beatten zaten müthiş kurtarıyor. Her şeyi de çok iyi parça. Günün en iyilerinden bir tanesi. Bunu muhtemelen seç, e, seç, finalde seçeceğim 3 parçadan biri kesin olarak bu. Belli yani. Yani evet şu an şimdi bende de bir de bu var. Ya ben zaten ilk üçü sıralaması söylüyorum hani ilk üçe kararsız olarak bu var diye 3 seçiyorum yani aslında sıralamasız oluyor biraz. Aydolu bilmiyorum ama belki ileride gelir. Şu an Dead Pift'ten geliyor zaten YouTube linki de. Hani mixte mixtape olarak çıkmış olma ihtimali var. Ama çok iyi beat yani. Çok iyi bir çok iyi parça. Yani kusur yok gibi bir şey. Tek kusuru biraz şey var işte. Uzun verse'lar hani 16 bar değil. Klasik verse şeyinde değil daha uzun verse'lar var. 32 var galiba tam saymadım ama dikkatlice bakmam lazım. ve 4 dakika 47 saniye biraz uzun. Hani belki şu an içinde bulduğumuz saat ve buçuk saat yayın yapmamın da etkisi bana biraz o uzun geldi ama kusursuz. Mesela nakarat yok ama ihtiyaç da yok yani müthiş. Evet Live Love WhatsApp bu yüzden yok doğru. Dead Piff Mix birçoğu yok Spotify'da doğru. Deniz iyi geceler. Doğu boy ve <laughs> Doğu çocuk. <laughs> İster istemez aklıma geldi. <laughs> wow. Sean Morgan. <laughs> Peki. do boy, Southside ve Future. Tweakin. Geliyor. Abi berbat parça. Üzgünüm. Seven varsa aranızda. Üzgünüm ama berbat parça ya. <laughs> ya Future'da 20 yıldır aynı parçayı veriyorsun ya şey bekliyorum. Discord'da katılımınız, interaktif yayınlar için Discord'daki alt başlıklara katılımınız. Hani meydanda muhabbet ediyorsunuz evet ama alt başlıklara da katılımınız çok önemli. Hani hem yayınlar hem normal içerik üretim bazında. Bir havuz oluşsun orada sample için. Sizden gelenler kısmında falan. Beatmaking yayını için geniş bir havuz oluşsun. Şu an yani 7-8 parça falan var. Belki 10 olmuştur en fazla. Ee, orada iyice geniş bir havuz oluşsun. O zaman live beatmaking'e oradan seçe seçe sizin gönderdiklerinizle o zaman başlayacağım. Biraz onu bekliyorum yani. Oyun yayınları yapacağız arada. Ya bir de şey olacak hani açık konuşayım. Ee, bazı yayınlarımızı her hafta yetişemeyebiliyoruz. Hani tabii ki şu anlık öyle gidecek de bir süre sonra iki haftada bile düşüreceğim. Mesela Hip Hop 101'lerdeki şu e global tarih kısmı bitsin. işte biraz grupları inceleyelim falan. Onu bir iki haftaya çekeceğim. Çünkü şu artık bir süre sonra şey kalmayacak çünkü. Yani çok hızlı bitirse konumuz kalmayacak. Komple rafa kaldırmaktansa iki haftada bire falan düşüreceğiz onları. Haftalıklar hep sabit kalacak merak etmeyin. Globalde, normalde. Müzik business ve klasik incelemeyi de muhtemelen iki haftaya falan çekeriz. Arada oyun falan da oynayalım. Orada da eğleniyoruz çünkü diyorum ben yani. Ve bu, bu sürece farklı içeriklerde hani spor içerikleri mesela NBA Premierlik falan konuştuğumuz içerik planlıyoruz Burak'la. Bunun gibi bir şey olabilir. Ee, tamamen e, trollüğüne mesela neden birlikte Botpe'de kitap yazmayalım ki troll kitap gibi fikirlerim var yani. Neden bunu yapmayalım beraber? <laughs> Bunun gibi şeyler yapabiliriz. Ya yani NFL ben izlerim. Ben izliyorum da ne kadar ilgisi ilgileniyorsanız ilgileniyorsunuz onu bilmiyorum tabii yani. Aynen Yasin seçimi canlı yaparız. Hani siz seçer, siz oylarsınız burada ankette. Hani ya da Discord'da oylarsınız ona göre seçeriz falan gibi bir şey olabilir yani. Ama biraz daha kaynak biriksin skalamız artsın istiyorum yani. Yok Discord'umuzda abi istiyorsanız sen hani yayın takibinden kaçırmayacaksanız hani muhabbet sıkıyorsa falan sessiz alabilirsiniz. Bir problem yok onda, o konuda bildirimleri falan ama hani şey var. Hani güzel o e, etkileşimli interaktif yayınlar için orada, or orada biraz kalabalıklaşmamız lazım yani. Aynen bit yayında canım. Ama şey var. Şöyle bir gerçek var. Ona da geleyim. Sonra devam edelim. Hani parça çok kötü zaten. Üstüne daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ekipmanları olabildiğince kullanacağım ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela Kenny bir yayın açıyor ama öyle bir yalıtım şey var ki da mikrofonlarıyla sesi doğal olarak alıp size iletebiliyor ki kusursuz olarak hani ekipmanlarını kullanarak yayın yapabiliyor ama ben mesela kolonları açtığım anda leş bir şey duyacaksınız. Çünkü normal ev ortamı yani. Onun için muhtemelen biraz kulaklık mouse ve MPD üzerinden gideriz. Hani çok fazla sıkışa falan girsek bile hani kulaklık portuyla falan o biraz zorlayabilir. Bir şekilde halledeceğiz ama ya o problem yok. Yo Yasin zorlasın hiç sorun yok. Yani bir challenge deniyoruz yapamazsak da yapamadık yani ama deneyeceğiz bir şeyler yani. İşin eğlencesi orada yani. bana saçma sapan şeyler de gönderebilirsiniz. Hani doğu saçma sapandır demiyorum. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ben de çok seviyorum o tarz şeyler sen da. Hani böyle troll bir şey bile atabilirsiniz yani o problem değil. Hani tercihim burada çıkaracağımız beat sonra bir şekilde bir sürü mantıs Twitch özel gibi böyle hani sizin gönderdiğiniz şeylerle yaptığımız bir şey çıkabilir. Şu da mümkün. Bana e, iyi bir stüdyo kaydınızı akapella olarak da atabilirsiniz. O oylanırsa onun altına başka bir beat yapmayı da deneyebiliriz gibi gibi yani bu skalamız sonsuz yani o konuda. Ama dediğim gibi biraz daha şey Arşiv genişlesin diye bekliyorum. Bu parça çok kötüydü. O yüzden hızlıca geçiyorum. Yoksa daha yorumum yok yani. Ama günün en kötüsü hala Ritchy'ydi yani ve Young Boy Never Broke Again abimiz. Bunu şöyle arayacağım. Yine uzun olduğu için görmüyorum. sıradaki parçamız Young Scooter, Zaytoven ve Future yine Black Migo geliyor. Yok abi ben otorite kullanıp geçiyorum bunda. Öf. Ben Future konserine de gitmedim mutluyum. Gerçi orada zaten Türkiye'de değilim de hani bizim kendi konserimize çakışıyordu ama çok mutluyum yani o açıdan. Noins, merhaba. Bu da kötü parça abi. Beni yakalayamadı ve Zaytoven'ın beat'i de bence sıkıcı burada yani üzgünüm. Aynen, aynen farklı şarkı ama dinledik sanki bunu yani demin. Değil, değil mi? Sırada umutlu olduğum bir iş var. Nick Caution ve Joy Bedas. How You Live It gelecek. Dediklerine bakıyorum. Gelmedi. Buradan bir de şöyle arayayım. Tekrar Google'da arayayım. Kim takip ediyor? Saganorm takip için teşekkürler, hoş geldin. Nick Caution ve Joy Badas, How You Live It geliyor. Buraları geçiyorum abi açıkçası. Bakayım yine de bir şey var mıymış ama sanmıyorum yani. Yine. Kısa parça daha makbul sanki değil mi Joy abi? Abi şey var, beat çok tatlı. Bugün en iyi işlerinden bir tanesiydi kabul. Joy Badas güzel, Nick Caution güzel. Ee, Prodüktör kimmiş bakayım? Evet neyse en Kanis olmuş bu prodüktörü de abi. Güzel iş çıkarmış. Ve çok güzel bir söz vardı orada. Ee, şey Instagram'da 100 bin takipçi seni gerçek bir ünlü yapmaz diye bir punchline var. Keşke bunu <laughs> Türkiye'deki e, influencer mısa arkadaşlar da keşfeseler ya. Keşke ya. <gülüyor> yani çok gülüyorum çünkü ben ya. Yani. Hani, örnek vereyim az ünlülük selebriti olmak demek değildir abi. <laughs> Keşke o farkı fark <laughs> etselerdi. İkisinin arasındaki o çizgiyi keşke fark etseler yani. Evet. Şey... E, şu, şu, bu geçen haftadan dinleye, dinleyeceğimiz son Amerika parçası var. Geri kalan bu haftadan hep. Araya kaynamadıysa bir şeyler. Ama dediğim gibi Fransa'ya da bakalım bari. E, bu parçayı dinledikten sonra. Sonrasını haftaya bırakalım. Ki... Zaten 16-17 dakikamız falan var. Bunun sözleri yoktur. Biraz kendi torpil yaptım burada açıkçası. Intel'in yeni albümü çıktı. Bir toplama proje yine böyle şey değil hani mainstream kafası bir albüm değil. Oradaki interlude parçasını aldım. Çok kısa. Çünkü beat'i bana ait. <laughs> o yüzden aldım onu. Beraber bakalım beni eleştirin diye aldım yani. <laughs> Ya şey yok bildirik falan yok Intel olduğu için Hands Neer parçanın ismi hani bir yerlere selam gönderiliyor falan mantığında yani <laughs> böyle bir torpil yaptım kendime yani. O zaman Intel Hands air geliyor. Bitti ben varım. Böyle kısa bir şey. <laughs> en azından kendi kendi işimi de yayına dinleyelim dedim yani ama ya yine bugün yapsam ya şey değil daha iyi yapam değil mi? Çünkü çok eski bir bittiği bu ama ya şey var. Birkaç yerde böyle niye bunu yapmışım bir dediğim yer var kendi adımda ya. Vaykan bir tane benim masterpiece'im diyebileceğim bir beatini açar mısın? Yayınlanmamışlarda baya bir şey var ama Onu diyebileceğim Sıkılmayacaksanız açayım zaten yayın tekrarını mecburen sileceğiz Klip de alamıyorsunuz tamam <laughs> Ya şey size güvenmemek değil bu hani sızdırılma mevzusu Çok sevdiğim bir beatimi açayım bir tane Madem öyle Yayınlanmamış bir şey açacağım Biraz kafa dağıtmış olalım çünkü Fransa'da da biraz açıkçası Almanya'ya bir geçiş çok kullanacağız merak etmeyin. Geliyor. Aranızda bunu biliyorsa Ali biliyordu onu atmış olabilirim daha önce. Haydi bakalım. Biz şimdi bunu nasıl <laughs> <laughs> ya yani Yayın tekrarını zaten indir indirmez mecburen sileceğim. çünkü şeyden dolayı bu dinlettiğimiz şeylerden dolayı falan diye bunlar zaten dediğim gibi teliflenmiş şeyler de size burada bu saatte kadar dayanıp eşlik eden 24 kişiye de bu kıyak yapayım dedim yani. E, DMCA muhabbetinden kanal yanmasın diye silmek zorundayız. Çünkü dinlediğimiz şeyler bayağı ciddi telifli şeyler yani. Sıkıntı yaratacak şeyler. Saat tam buçuğa geliyor. Dediğim gibi ben Fransa'yı da hadi haftaya salayım da derli toplu gidelim istiyorum. Siz de itiraz etmeyeceksinizdir herhalde. Önümüzdeki hafta iki haftalık yine bugünkü gibi yaparız. Ondan sonra zaten bir daha bir zaman sıkıntımız olmaz diye düşünüyorum. Size şeyi sorayım. Bugün en beğendiğiniz en be ve en beğenmediğiniz parçayı hatırlıyorsanız yazın bakalım. Ben en beğenmediğim parça sabit hala. Onu bir söyleyeyim. Rich the Kid ve Young Boy Never Broke Again Bankroll. Günün en kötüsü benim için. En iyilere gelirsek e 4 dj Joyner Lucas ve T.I. I Stand On That kesinlikle var listemde. İkinciye Static Selector, Nas, Joey Badass ve Gary Clark Jr.'ın Keep It Movin'i alırım. Üçte hala bir kararsızlığım var ama Tek Nine Spectre diyeceğim ya galiba. Tech Nine Spectre diyeceğim. Aynen onu seçtim en kötü oyununuzu aynen. Ya sıralamasız üç tane seçtim. Bugün dinlediğimiz en iyi üç parça olarak. Biz her haftalıkta bunu yapıyoruz. Cuma günleri de Türkçesi var tabi bunun. Pazartesi Globaller'e bakıyoruz, Cuma günü Türkçe rap işlerine bakıp IQ düşürüyoruz biraz. Ee, ortak kararla Fransalılar'ı da haftaya saldıysak raid bakmıyorum ve hepimiz uyumaya gidelim diyorum. Hani ben 2-3 saat daha ayaktayım gerçi de 1 <laughs> milyon dolar, 1 yes, milyon dolar pus edeme bir numara. Ee, yarın belki klasik incelemeyi yaptıktan sonra bir oyun boyun oynayabiliriz. Size güzel bir şey hazırladım çünkü ya This War of Mine'i troll oynuyorduk ya en son. Onu daha da eğlenceli hale getirdim ben. Yarın öyle bir şeye girebiliriz belki. O zaman öpüyorum. Hepinize iyi geceler diyorum. Ee, yarın bir aksilik olmazsa görüşmek üzere.